şükür. Evet, aslında siz böyle baldan tatlı şeyiniz var. Özen, dizayn, ne bileyim, böyle programlara gelirken hep yaşıyoruz ya. O sebeple yayını şey yapabiliriz. Kaydetmek için minik biraz başlayıp isterseniz yeniden açabilirim programı. İsterseniz devam edebiliriz. Devam edelim, devam edelim. Tekrar bir kopma Tamam. olur. Korkuyorum. Hani o zaman da kapatmadılar derler. Evet. Tamam, süper. Bu iş Herkese bende. hayır. Uzun uzun keyifli keyifli yaslanın arkanıza. Biz sizi dinlemek için bugün bir arada buluştuk. Hatta arkadaşlar, ben yorumları kapatıyorum. Biz bir mana dolu dünya dediniz. Tabii mana dolu bir dünya. Fakat manaya ulaşmak o kadar da kolay değil. Yani Zülcelali vel İkram, celalinde gizli. Çünkü mana demek Allah demek. O işin özü demek. Bütün öğretilerde varmak istediğimiz nokta. Özün özü. Şimdi bu arada çok güzel bir şey oldu. Ben Mutlu Baba'nın yeni spontan cümlelerini tekrar kitaba almak istiyordum. Karşıma çıkan sözler beni çok etkiledi. Mesela diyor ki, bugün paylaşmıştım zaten. Ruhundaki nuru yakan herhangi bir olay veya söz dünyalara değer. Şimdi o ne zaman oluyor? Ne zaman başvurursan oluyor. Başvurman için de seni dünya ritüelinden çekip alıyor. Çaresiz bırakıyor. O kadar büyük bir lütuf ki yani seni Allah'a kovalayan olaylar korkunç derecede güzel. Kimi Muazzam. muazzam, kimi kaybedip kimi buluyorsun? Ya da o provoke eden güç seni nereye götürüyor? Bakın. Şimdi geçen seneydi. Çocuklar, daha önce anlattım ama anlatmamda yarar var. Nedenine gelince. Bilgi kitaplardan değil, yaşantıdan öğrenilir. Yaşantın verir bilgiyi sana. Hülasasıdır. Eler Allah, ne aldın bu olaydan der. Doblo bir araba aldılar çocuklar. Yemek servisi yapıyorlar. Aynı zamanda biraz da catering'e girmiş olduk. Böyle kısmi gibi. Fakat kendilerinin üzerine alamadıkları için benim üzerimden alındı. Fakat birkaç taksit ödeyememişler. Benim telefonumu da vermemişler, kendi telefonları. En sonunda avukat beni buldu. Ya Çiğdem Hanım dedi, sizin Burayı hatırlatabiliriz. Yayın kopuyor. Bunu daha önceki yayınları izleyenler biliyordur belki. Ancak yayın koparsa yeniden bağlanabiliriz. Evet. Böyle bağlantılar da olabiliyor. Tam da avukat. Tamam. Tamam, her şey yolunda. tamam. Sizi aradı ve Ara, dedi ki: evet, dedi şu Çiğdem Hanım, araba sizin üzerinize ama size yeni ulaşıyoruz. Telefon yok. Ya fark etmez avukat bey, önemli değil dedim. Ödeyememişler, çekinmişler herhalde bana da söylemeyi. Siz buldunuz dedim. Bugün günlerden salı. Çarşamba, perşembeyi bize verin. Hallederiz dedim. Yarım saate kadar da olabilir, 2 güne kadar da olabilir. Olamazsa da yani görevinizi yapın demek istiyorum. Dedi, siz çok iyi bir insansınız. Cuma'yı da size veriyorum. Ha, çok teşekkür ederim dedim. Bakın, bakın şimdi. Çok teşekkür ederim dedim. Hani yaşama sevinci veriyor asil insanlar. Siz çok iyisiniz. Cuma'yı da çok teşekkür ederim dedim. Aradan 2 saat geçti. Kızım beni aradı. Anne dedi, sen bu avukat beyle görüşmedin mi dedi. Görüştüm dedim, sana da anlattım ha. Hatta anne dedi, arabayı hazzettiler. Bir yanlışlık oldu galiba dedim. Hani bir avukatlık ofisinde birkaç avukat çalışıyor. Aradım, ismiyle cismiyle verdiler.
Avukat bey, siz demediniz mi bana? Siz çok iyi bir insansınız. Ben salı ve çarşambayı, bugün salı, çarşamba, perşembeyi bize verin. İki güne kadar hallederiz dedim. Siz de çok iyi bir insansınız. Size cumayı da veriyorum demediniz mi dedim. Demedim dedi. Evli misiniz? Evliyim. Çoluk çocuk var mı? Var. Yemin edebilir misiniz? Ederim dedi. Bakın. Kapat şu telefonu lütfen dedim. Kapat. Ben hayatın içinden birebir yaşadıklarımı anlat. Yayınımız donuyordu. Ay, çok mu istedik bugün bu programı biz? Evet, bir saniye yorumları açmam gerekiyor. Şöyle oluyor. Çok istedik bugün bunu dinlemeyi. Hani arada size de gönderdim ya gelen mesajlardan bir tane. Evet. Ya bunun gibi böyle çok istediğimizde buluşmalarda artık vardır bir sebep. Diyeti vardır. Sabır. Sabır. Veya temkin. Veya hayır eksiğimiz var. Daha önceden yapsaydın diyor. Tabii. Her olayda biraz eksiğimiz olabilir. Her olay. Şimdi o anda oturdum. Kapat lütfen telefonu dedim. O, yemin de ediyor. Lütfen kapat dedim. Ama o andaki ruh halimi düşünebiliyor musunuz? Alın al morun mor, içinde alev alev, ateş yanıyor. Hapisteki insanları düşünüyorsunuz, ölen de mi, öldüren de mi vesaire vesaire. Allah korusun. Değmez. Hiçbir şeye değmez. Allah'a müracaat et. Bak şimdi. Ya Rabbim dedim. Bunun arkasındaki hikmet ne? Bunun arkasındaki hikmet ne? Yani düşünsenize bu kadar pişkin bir insan karşınızda. Aynı insan, başka bir insan değil ki. Hani karıştı diyelim. Veya diyebilir hanımefendi karıştırdınız falan. Hayır, aynı isim, aynı cisim, aynı ses. Allah'ım bunun arkasındaki hikmet ne? Bir de dedim çocuğuna yemin ediyor dedim ya. Ay, içimdeki ses ne dedi biliyor musun? Sen etmiyorsun ya. Tamam. Bakın. Şimdi ruhundaki nuru yakan herhangi bir olay veya söz dünyalara değer. Gönlü eşyadan arıtabildik, dövünmedik. Allah'ım bu da reva mıdır demedik. Yani biz iyi insanız. Niye bunlar bize geliyor demedik. Ya Rabbim bunun arkasındaki hikmet ne dedik. Çünkü Allah'ın yanlışı olmaz. Hiçbir olay sebepsiz olmaz, hikmetsiz olmaz. Gönlü eşyadan arıtabilirsen o hak nuruyla hemen alevlenir. Seni Allah'a kovalayan her şey mübarektir. Bu şeytan bile olsa. Tamam mı? Şimdi seni Cenab-ı Allah'la buluşturdu mu? Buluşturdu. Ve ondan sana sezginin kanıta ihtiyacı yoktur. İç ses. İç ses çok doğruyu söyler. Vicdan doğruyu söyler. Allah'ın insanla konuştuğu tek yer vicdandır. Adalet işte. Müracaat edeceğin yeri bileceksin. Tamam? Evet. Zaten o diyor ki kainatı senin için yarattım. Seni de kendim için hadi kulum hadi kuluyla sohbet etmekten kuluna tenezzül buyurması kadar muhteşem bir şey olabilir mi? Şimdi bu olayda araba gitmiş bilmem ne olmuş umurumda değil. Umurunda olmaması lazım. Ha, o olayda çözüldü. Hani biraz park ödendi, şu oldu, bu oldu. Veya tamamen gitsin. Hiç önemli değil. Hayat bir öğreti. Dünyanın sonu değil. Ha, dünyanın sonu. Dünya zaten çok geçici, çok komedi bir şey. Hani hem hoş hem boş. Ama çok hoş. Çünkü bu dünyada Allah'ı bulursun. Orada zaten yüce Rab'lasın. Hani burası da çok önemli. Burada otokontrolü ele alacağız. Hep iç sesimizi dinleyeceğiz. Hep iç ses. Bu ara çok ses var içimizde. Mana dolu dünya.
Pandemiler zamanı. Ama yeniden doğuş. Yani yeniden doğuş, doğum sancıları. Muhakkak muhteşemliğini göreceğiz. Muhakkak. Çünkü Allah'ın sisteminde almak yoktur, vermek vardır. O verdiğini geri almaz. Daha iyisini verir ya da değiştirir. Sistemi odur. Allah vermekten zevk alır ve hazinesi de vermeyle bitmez. Yeter ki ona el at. O zaten sen unutsan da o seni unutmuyor. Bak sen unutsan da o seni unutmuyor. Nasıl unutmuyor? Bu olaylarla. Mecbur bırakıyor. Cabbar. Yani zorla yaptırıyor. Ama bu despotluk değil. Mecbur kılıyor. Hadi hadi gel bana gel diyor. Bana gel. Tamam. Sevdiğiyle ilgilenir. Hep sorarlar derler ya dertliyim, şöyleyim, benim çektiğimi kimse çekmedi, şudur budur. O öyle muhteşem bir şey ki. Bakın yine Mutlu Baba'nın sözleridir. Bu kullandığım bu muhteşem deyişler hep Mutlu Baba'dan aldıklarımdır. Evrenseldir. Adını söyleyeceksin. Çünkü kaynağını söylemezsen vefasızlık, şahsiyetsizlik olur. Ha, Aynen öyle. iki cihanda yüzü gülsün. Hala besleniyoruz. 97 yaşında Allah uzun ömür versin. Öğleden önce biraz yine konuşmuştum, sorular sormuştum. Olamaz böyle bir şey ya, olamaz. Diyor ki nefsini çarmıha gerersen gönlündeki sevgi ortaya çıkar. Ama nefis bizi engeller, her konuda engeller. Ben dedirtir, ben. Ben dedikçe de sen değilsin diyor. Ne kadar ben dersen sen değilsin, sen değilsin diyor. Beraber. Sıradaki. Evet beraber. Şah damarından yakınım diyor. Bir bunun farkına varsak zaten korkumuz olmaz. Korku bedeni koruma duygusu. Zarar gelmesin bana diyorsun. Bana bu reva mı diyorsun? Ömrün boşa gitmez. Katiyen gitmez. Bak, neden gitmez? Daha önce de anlattım. Yine anlatmakta yarar var. Tekrarda yarar var. Çünkü yaşanmışlığın değeri var. Bak, 2-3 sene önce o TÜYAP kitap vardı. O küçük kız çocuğunun sorması vardı ya. Böyle Evet. kalabalığın arasına girdi. Böyle eski dostlar, yeni dostlar sohbet ediyoruz. Okuyucular da kitaplara bakıyorlar standın önünde. Köşeden bir kız çocuğu. Şöyle yaptı, parmağını uzattı. Efendim dedi, size sorular soracağım, iz bırakacağım. Aferin kızıma, biz bu dünyaya zaten iz bırakmaya geldik. Diğer canlılardan farkımız bu. Adın ne? Ece. Kraliçe demek sana da yakışır. O kadar mantıklı sorular sordu ki, o kadar. Ama işte altyapında biraz bir şeyler olduğu zaman sevgi ve muhabbetle kucaklıyorsun. Evet. Mesela o çocuk o bana soruyu sormadan 3 ay önce gelmiş olsaydı belki derdim ki yavrum bir ablaların abilerin konuşuyor bir espayı bırak saydık da o zaman girseydin bir espayında falan demedim. Çünkü o zaman zarfında Mutlu Baba bize sohbetlerinde hep şunu işledi 2,5-3 ay. Gece yarısı dedi beni bir sivrisinek uyandırır. Saat 3'te hep 3'te gelip uyandırıyormuş. Sizleri uyandırsa isyan edersiniz. Hatta dersiniz ki Allah kahretsin işte işim vardı gücüm vardı. Nasıl yarın ayakta duracağım uykusuz gibi gibi. Ben öyle demem. Seni kim gönderdi derim. Kalkarım. Sevgi. Evet, bir beste, bir güfte, bir hemhal olmuş ortaya çıkar. Bir tane soru var konuştuklarımızla ilgili. Biz gündüz de birkaç buluştuk yayınlarda. YouTube'da az önceki anlattığınız hem evrensel günah nedir hem de nasıl mutlu olunur demiş ya o kitap Evet. fuarında bir kız çocuğu. Onların cevabı diğer yayınlarımızda var. Şu soru ekrana düşecek bir tane bir durum var şöyle. Bir tane izleyici şu anda yayınımıza katılan birisi başarısız olmaktan korkuyorum demiş. Tamam. Yani Şimdi evet. şunu bitireyim çünkü burada çok önemli bir Tamam. mesaj Tamam. var. Çocuk
İşte sormaya başladı. Onu göndereni bildiğim için sevgi ve muhabbetle karşıladım. Sordu, sordu, sordu. En sonunda dedi ki, efendim son sorumu soruyorum. Hayattan ne aldınız? Bak, 14 yaşında bir çocuk. Hepimizin sorduğu, değil mi? Hah, tamam kızım, tam adamına geldin. Cevabını vereceğim dedim. Tabii, çocuk samimi. Soru samimi oldu mu, onun cevabını verdirtir Allah. Hatta Mutlu Baba bir şey dedi. Eğer siz dedi, talebinizin üzerinde bir talebiniz olsa Allah benim ömrümü uzatır. Sana bir öğrenci geldi, soruyor der. Bakın, iş çünkü Allah işe yarayanı almazmış. Bakın burası da çok önemli. Allah işe yarayanı almıyor. Tamam. O Tabii. ne demek? Evet. O ne demek? O eğer görevini sevgi ve muhabbetle yapıyorsa bir insan, Allah onu destekler demek. Aa, çok şükür. Tamam. Sevgi ve muhabbetle yaptığın zaman zaten sen oyundan çıkarsın, oyun kurucu olursun. Senin gören gözün, işiten kulağın, konuşan dilin olur. Şah damarından yakınım diyor. Daha ne desin? Şimdi tamam kızım, tam adamına geldin. Cevabını vereceğim. Hayattan ne aldınız diyor bak. Ne diyor biliyor musun o çocuk? Eğer hayattan aldığın bir şey varsa bana söyle. Ben ona tutunup yürüyeyim. Yoksa da yol alayım gideyim. Yani çok uzatma diyor. Benim aradığım sende var mı yok mu? Tamam. Tamam, tamam kızım dedi. Ama Allah yağmurundan önce rüzgarını gönderir. Sen de benim cevabımı unutma, değil mi kızım? Tamam. Ne aldım biliyor musun yavrum? Annende, babanda, karında, kocanda, en sevdiğinde, Allah'tan sonra sensin dediğinde hakkın zayi olur. Çizerler. Gözümü gösterdim ağlatırlar. Yüreğimi gösterdim sızlatırlar. Ama kızım şunu unutma. Allah'ta emeğin zayi. Bunu bil yeter. O Evet. fareyi kuş yuvasına, kuşu da fare yuvasına koymaz. Çünkü onun adı Hak. Şimdi biraz önce soran arkadaşımıza, kardeşimize cevap da şu. Hani başarısız olmaktan korkuyorum diyor ya. Eğer başarıyı elde edecek kadar çalışmışsa Allah'ın adı haktır. Onun başarısını başkasına vermez. Veriyor gibi görünüyorsa da başka bir yere gönderecektir onu. Dediği yer bak. Senin diyor duan kabul olduysa ne ala. Olmadıysa alul ala. Daha iyi. Senin için Allah'ın başka bir planı var. Tek planı yok. O senin planın, benim planım. Onun planı daha bambaşka. Peki bu planlar neye göre? Bu planların olması nasıldır? Gönül zaman ve mekana göre değil. Zaman ve mekan gönle göre yön tutar. Çünkü gönülden seslenen o. O hiç haksızlık yapar mı? Kayırmadan kayırır. Kayırmadan kayırır. Nefisenin hakkı nefiseye, Çiğdem'in hakkı Çiğdem'e. Yapmaz. Yeğenimden de biliyorum. Üzülüyordum Mimar Sinan'ını kazanamadım, kazanamadım. Yavrum dedim. Demek ki senden daha iyi çalışan vardı. Gelecek sene daha çok çalışırsın. Allah hak yemez. Kazanırsın ve nihayet de öyle oldu. Oh. Ama diretmenin de anlamı. Ha oldu da ne oldu? Olaylar Ne oldu? bambaşka bir işe girdi. Rıza göster. Bak rıza gösteriyormuş gibi olma. Rıza gösterdiğin zaman teşekkür ederim Allah'ım. Onu vermedin bu işi verdin. Bu işi ben en güzel şekilde yapayım de. Çünkü seni senden iyi bilen var. Seni senden iyi değerlendiren var. Kısacası yani kader bak diyor ki hani kaderi sorma demişim ya kader sensin. Senin kaderin de çok güzel. İnsanın kaderi çok güzel. O sultanın kulu olmak ne demek? O ölümsüzün ölümsüz zerreleriyiz, parçalarıyız. Ne dersen de.
Çünkü o karıncasından vazgeçmez. Ne Nefisesinden ne Çiğdem'inden vazgeçmez. Ve ne alemler bekliyor bizi biliyor musunuz? Buraya kargalar bile dönüp bakmazmış ama halimize bak. En ufak şeyde bazen hani çıldıracak gibi oluyoruz. Hani yok, yok gayet relax. Ya ilahi komedi. Korkmayın. Çok güçlü günler. Yok 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 korkma. Bak onlar geçer, hepsi geçer. Bir tek Allah'ın yüzü geçmez. Allah'ın veçi geçmez. Hepsi geçer. Baki kalacak olan odur. Ondan olacak olan da biziz. Kabullenmek muhteşem bir şeydir. Ve ne dedim? Seni Allah'a kovalayan her şey mübarektir. Bu şeytan bile olsa. Bizi zorlayandan kaçarız. Zorlayandan kaçma. O eğitimin bir parçası. Hani daha önceki sohbetlerde ettiğim gibi. Biz kopya çektiren hocayı seviyoruz ama bizi üniversiteye kopya çektirmeyen sokuyor. En sonunda diyoruz ki hay Allah razı olsun Zeynel Bey'den, o fizikçiden. Sabahlara kadar ders çalıştırdı ama onun 3 puanıyla üniversiteye girdim. İşte hayat da böyle. Kim seni ağlatıyorsa o sana bir şey öğretiyor. Merak etme. Onun görevi o. O avukatın görevi de oydu. Yalancılık yapacak, inkar edecek. Çünkü Allah seni sana bildirecek. Sen etmiyorsun ya kulum dedi. Bir de çocuğunun üstüne yemin etmesi çok. Ama o artık onun karakteristik yapısı olmuş. Yani madde adamı olmuş. Ama fıtratına göre verir görevleri. Allah yanlış bir şey yapmaz. O rolün adamı. Suçu yok. O rolün adamı. Ama senin gibi vicdanlıyı ortaya çıkarır. Senin gibi adaletliği ortaya çıkarır. Ay teşekkür ederim Allah'ım dersin. Ya bu da var. O seni gösteriyor. Gece gündüzü gösterir. Gündüz geceyi gösterir. Bir soru mu var demiştin? Evet. İyi peki. Avukat dedikçe şimdi herkes Yok yok herkesin görevi var. Şimdi anlattığımız bir hikaye var. Yeni katılanlar için hatırlatayım. Yeni gelenleri şu anda izlemiyoruz. Az önceki soruyu soran, izleyen, katılan kişi çok teşekkür ederim demiş. Bir de bir şey var. Şükrederken ne demeliyiz demiş. Şükür. Bak şükür ne biliyor musun canım? Hani evrensel günah nedir dedi ya bana televizyoncu bir hanım. Beni uzattı. Kamerayı, mikrofonu. Efendim dedi, evrensel günah ne demektir? Bak kızım dedim. Kar yağdı, kar topu oynamazsan, kayak yapmazsan günah. Evrensel günah. Yağmur yağdı. O yağmurun kokusunu içine çekmezsen, çay içmezsen veya seyretmezsen, onun hikmetini düşünmezsen evrensel günah. Çünkü Allah diyor ki sana akıl verdi. Sen biraz derinlere dal bakalım ya. Yemekten içmekten ibaret bir yaratık değilsin sen diyor. Bunlar hep senin için diyor. Şükür bir kere insan olarak dünyaya geldik ya. Bunun için ne kadar şükretsek azdır. Az tabii. Tabii az ya. Bu akla sakat şey bu. Yani o hal bambaşka bir hal. Ya Rabbim çok teşekkür ederim. Hani taş yaratmadın, bitki yaratmadın, hayvan, insan yarattın ve şu anda bu insan topluluğu seni konuşmaya, yani bu ilahi espriden biraz koklamaya çalışıyor gibi. Ha, bizi bir araya getiren kim? Yine kendisi. Bizden tabii biraz önceki o yapılamamalar falan da öyle. Hani telefonun bağlanamadı. Evet, hala var bir şeyler öyle. Olsun. Daha güzel de olur inşallah zamanla. Ne demek bundan daha ne bir daha dasından bitmedi. Çok istekler var. Herkes şükretmek, niyet etmek, plan yapmak, dua etmek üzerine. Alan çok kalabalık. Şu anda birçok kaynağa kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Sizin o Hayatın Ta Kendisi kitabını okuduğumda hatırlarsınız Antalya'daydım o dönem aradığımda da söylemiştim. Su gibi akan bir kitap. Şimdi o kitap babamda sizin kızınıza sorduğunuz soruyu soran kitapta annemde. Çünkü annem de o soruyu soruyor. Allah'ım bu kızı kim alacak? Yani cevabı kitapta diyorum okursam.
Ben söylerim de fark etmez. Hiç fark Aynen. etmez. Söylerim. Bak. Hani biraz önce hanım kızımız veya akranımız, bilmiyorum, arkadaşımız, canımız dedi ya, korkularımız var. Evet. Allah var, gam yok. Gam mı var? Allah'ı unuttun demektir. Kendin çözmeye çalışınca gam var. Ama Allah'la birlikte çözmeye çalıştığın zaman gam yok. Bakın. Sohbeti dinliyorum. İşte kitap öyle başlıyor. Allah'ım bu kızı kim alacak? Elim böyle. Birdenbire kız geldi aklıma. Genç. Ya kızda bir şey yok. Allah'ım bu kızı kim alacak? Kızda bir şey yok. Kız gençlerin atarlı giderli dediğinden, biz yaştakilerin de tepkili dediğinden. İç Allah'a bin şükür. İçi de güzel, dışı da güzel. Zaten Allah'ın kulu, Allah'ı mı kandıracağız? Ya Rabbim, bunu kim alacak dedim. Bir de ne Kürt modeline, ne Laz, ne Arap, ne Türk. O uymuyor. Bunu geri getirirler gibi. Bakın şimdi bak. İşte korku. Ama Allah'ım dediğin için cevap gelecek şimdi. Allah'ım dedin. Allah'ım dedin. Allah'a serzeniş değil. Yakarış. Ya Rabbim yerini bulsun duası. Yani çok zor büyüttü. Tenli duraklı gelin olsun. Yerini bulsun ya Rabbim. Duası aslında o. Elim böyle. Allah'ım bu kızı kim alacak? Ne Kürt modeline, ne Türk, ne Arap, ne Laz'a uymuyor. Bunu 3 ay sonra getirirler gibi gibi. Elimi şöyle indirdim. Bir çift göz bana bakıyor. Derinlere ama. Ne dedi biliyor musun? Hepsi. Bana bak dedi. Allah'ın hazinesinde yok yoktur. Sen hiç Allah'tan istedin mi dedi. Geldim eve. Ya Rabbi. Senin hazinende yok yoktur. Onu anlayacak bir eş çıkar karşısına. Çok zor büyüttüm ya Rabbi. Bir ay çekmedin nefise, bir ay çekmedi ona cankuş diye. Bak Evet. bu insanoğlunun korkusu. İşte korku, bugünün esas konusu korku olsun. Biraz önceki hanım da Allah razı olsun işte katkısı oldu. Şimdi bizim kafamızda blokajlarımız insan gibi düşünüyor. İnsanız çünkü, daha büyüğünü Aynen. düşünemeyiz. Yok zannediyoruz. Allah da diyor sen kimsin ya? Ben ona cankuş diyenini göndereceğim. 2 sene nişanlı. 13 senedir de evliler. Cankuş. Tamam mı? Heh, Allah'tan istedin. Bir bana mı? Hayır. Herkese. Yara. Çünkü elinden geleni yaptıktan sonra dua ediyorsun. O çocuğu yetiştirdin. Dürüst yetiştirdin. Erdemli yetiştirdin. Boğaziçi'ni bir bölümünü bitirdi. Ticareti öğrettin. İnsanlığı öğrettin. Şimdi de eller, ya Rabbim, yani bu ellerle de sana dua ediyorum. Sen elinden geleni yap, gerisini Allah'a bırak. Hiçbir şey yapmadan da bunu ver denmez, denemez zaten. Hak meselesi. Ondan sonra işte bak, ondan sonra. Hayatı, ha benim hayatım ha senin hayatın hiç fark etmez. Birdir. Renkleri biraz farklıdır. İsimleri farklıdır. Hani o rolde oynayanlar başka başka isimlerdir. Yoksa hep aynıdır. Evet. Aradan 2 sene geçti, evlendiler. Funda bir kızımız olsun, bir torunumuz olsun. Deli misin anne? Yani ekonomik şartlar el vermiyor. Bak unuturuz. Aldığımız zevki de unuturuz. Halbuki ne kadar zevk aldın Allah'tan isteyip de cevabın gelmesiyle. Tamam pardon senden değil, unuttum ben. Allah'ım önümlü dünya bir torun istiyoruz. İki esmerden sarışımtırak bir kız. Ela gözlü. Niye biliyor musun? Virgül atar virgül. Ne der biliyor musun? Ben seni bilirim. Senin gözün sarışında kalmasın gibi. Adım gibi biliyordum Nefise ikinci çocukları esmer olacak diye. Gördün mü? İşte Allah'ın zenginliği burada. Bir Allah de Sezgin'in kanıta ihtiyacı yoktur. ya tabii. İçindeki ses cevap verir bir tane. Çok şükür. İçindeki ses cevap verir. Şu an sizin içinizdeki ses bana 18-20 soru olarak geri döndü buradan. Tamam. Ne yani? Aynen. Birazcık şöyle bir bakıyorum. Çok şükür. İyi niyetleri en son, yani programı böyle vedalaşırken okuyabiliriz. Lütfi Hanım demiş ki kırmamayı başarıyoruz da çok şükür kırılmamayı nasıl başaracağız demiş mesela. O adı neydi hanımın? Lütfiye Güngör aynen.
Lütfiyeciğim bak bir gün kız Ay kardeşim bir gün kız kardeşime dedim ki kız kardeşim de hep gönülden konuşan bir tiptir Nilüfer. Nilüfer dedim Allah dedim akıl sağlığı, vücut sağlığı, ruh sağlığı versin. Ay abla dedi çok şey istiyorsun dedi. La. her şey Şimdi dahil. evet, şimdi ama bu yolun başı nedir biliyor musun? Kırmamak sonu kırılmamayı öğrenmektir. Acıyla tatlıyı bir görmeyen çekti azap. Kırılan sen değilsin. Gönüldeki kırılmaz Lütfiye Hanım. Gönülde Allah var. Kırılan egomuz. Egomuza birisi dokundu. Oradan kırılıyoruz. Kırılma. Boş ver. Ha, hakkın zayi olabilir. Üzüntü başka bir şey. Üzülme de. Çünkü vefalıya götürür. Tamam mı? Allah Evet. ilahları devirir. İlah benim der. Kimi kaybedip kimi buluyorsun? Her şey burada. Her şey gönülde. Ve akıl işi değil Allah'a gönülle varılır. Akılla değil benim. Akıl yapma etme der. Sen şuna şunu yaptın bak sana ne yapıyor der. Hayır verilen o. Ve provoke eden olaylar bizi bir yere götürür. Provoke olmasa gidemezsin. Bindik bir pandemiye gidiyoruz hep birlikte yani her canlı yayınımız zeka uyandırıyor. Ama hayır var bakın her şeyde Allah rahmet etsin. Yani vefat edenlere, hasta olanlara yüce Rabbim acil Oh, şifalar versin. evet, Ama amin. şimdi kayyum Allah, yöneten Allah. Vardır Yani, bir bildiği. şüphesiz canım, şüphesiz. Bir tane daha var. Hoşuma gitti. Aynı sorudan iki kez gönderenler var. Rica etsem az az gönderin. Olur mu? Zaten akıştayız. Tam da 6 kere göndermişsiniz. Ekrana gönderiyorum şimdi. Bu soru benim de hoşuma gitti. Evet, birlikte düşün, konuşalım. Görülen tüm insanları, tüm hayvanatı, tüm evreni tek ruh olarak görmek için ne yapmalıyız? Çok teşekkürler soru için. İşte tek Allah hakikatine varman için tek Adem olman lazım. Bak. Biraz önce ne dedik? Provoke eden güçler bir yere götürür insanı dedik. Hani daha önce o Yalova'da Mutlu Baba'nın Gökçedere'deki o ibadethanesi diyelim. Dünyanın 98 ülkesinden insanlar gelmişti. Orada bir seminer verildi. Akademisyen bir hanım işte affetmeyle ilgili filan bir sohbet yaptı. 45 dakika. 45 dakika sonunda arka taraftan bir hanım parmak kaldırdı. Ne dedi biliyor musunuz? Ciğeri nasıl yanmış? E dedi söylüyorsun da kolay mı dedi. Hani affet diyorsun ama hani geçmişi affet diyorsun da kolay mı dedi. O arada da işte Mutlu Baba bize şunu işlemişti. Hemen ben parmak kaldırdım. Çünkü o hanım dumura uğradı. Konu havada kalacak. Efendim dedim Mutlu Baba bize bu yakınlarda bir iki cümleyle bunu ifade etti. Ben katılabilir miyim? Tabii dediler. Mutlu Baba der ki dedim, hemen hemen dünya milletleri Allah'ın tek olduğuna inandı. Hemen hemen. Artık çok tanrıcılık falan yok. Bir de insanın tek olduğuna inansa. Çünkü ona verilen görev o. Olanı biteni Allah görmüyor mu? Zülce, şimdi İnsanların kafasından biliyorum çok uçuk şeyler geçiyor. Tamam. Çok uçuk. Marjinal, ekstrem şeyler geçiyor. Tamam. Diyor ki bakın. Yine bu Mutlu Baba'nın sözüdür. Şems'in dizelerde dinle Celalettin diye seslendiği Zülcelali vel ikramdır. Kime celali baktıysa o ikrama uğrar evliya olur. Evliyalık yoludur. Öyle kuru kuruya altın tepside kimseye evliyalığı vermezler. İnsanı çekecek, onu çekecek, bunu çekecek, vefasızlığı görecek. Harmanlayacak, olgunlaşacak, düşünecek, derinlere dalacak. Zaten Allah'ın sistemindeki muhteşemliği görecek. Ama tabii geçerken kolay değil.
O tünelden geçerken o ışık hiç gelmeyecek gibi geliyor. Halbuki geceyi mutsuzluk kabul ediyorsak gece olarak kalmıyor. Gündüzü mutluluk kabul ediyorsak gündüz olarak kalmıyor. Bir devinim. Hepsi tekamülümüz için. Bakın, bak Nefiseciğim. Bu dünyada başımıza gelen her şey tedavi metodumuzmuş. Tedavi metodun. İlaç gibi yani. Ama tekrar ediyorsun. Yine unutuyoruz, yine yapıyoruz. Yine aynı. Yani tarih tekerrürden ibarettir. Evet. Etmesin, sen yapma, tekerrür etmesin. Hani kötü olaydı. Hiç durmadan astrologlar buna patern diyor. Tekrar yıldız haritasına bakıyorlar, tekrar burçları okuyorlar. Tamam size. Bak, ne kadar külfet o kadar nimet. Allah'tan hak zayi olmaz. Yaptığın işi severek yap. Rıza gösteriyormuş gibi değil. Sevgiyle yaptığın zaman bir süre sonra zaten sen değilsin onu yapan. Beraber yapıyorsunuz. Hani bir örnek vermiştim ya, camı silmek istiyorsun, silmiyorsun, bekletiyorsun filan. En sonunda ne oluyorsa bir giriyorsun işe. Sonra zevk almaya başlıyorsun. Sonra o kadar zevk alıyorsun ki neredeyse konu komşuyu çalacaksın. Ya sizinkileri de sileyim mi gibilerinden. İşte o ara, işte fırının duvarları ısındı. Bak güzelim. Fırının duvarları ısınınca ekmek olur. Seni oradan aldı. O faaliyetin içindeki güzelliği yaşatıyor. Oh. Beni aldı. Beni aldı. Beni minimize etti. Evet. Ay bir sürü soru var. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler herkese. Ancak bir saniye hemen ekrana bakalım. Verdiği derdi bile şükrettiğimizde biz onun cehenneminden çok korkmalı mıyız? Su, merhaba Su. Su genç bir izleyenimiz. Su, cehenneminden çok korkmalı mıyız Bak demiştir. cehennem su, canım benim. İsmi su mu? Güzel bir. İsmi su muydu hanımın? Adı Su, tanıyorum. Maşallah. Sucum, bir tane. Allah'ın cehennemi olmaz. Cehennem Allah'sız olmaktır. Allah duygusunun mevhumunu bak. Dünyadan kainat, dünyadan insanı çektiğin zaman dünya bir şeye yaramaz. İnsandan da Allah mevhumunu kaldırdığın zaman insan bir şeye yaramaz. Robotik. Allahsız olmak cehennemdir yavrum. Allah'ın cehennemi olmaz. Allah'ın cenneti var. Evet. Muhabbetsizlik cehennemliktir. Yani cehennemliktir değil. Cehennem gibi yaşarız. Muhabbet. Hani dövüşte bile ben eşimle atıştığım zaman şey yapardım. Ya bir ses çıksın, ses. Hani dövüşte de bir ses istiyorsun. Bir şey yap yani diyorsun. Evet. E peki o ses muhabbet dolu olursa ne olur? Tamam. Muhabbetsizlik de cehennemdir. Muhabbetli olup da bir de ilahi muhabbete gark olduğun zaman, bu muhteşemliği seyrettiğin zaman cenneti, zaten cehennem diye bir şey yok. Yani cehennemi yaşamazsın. Cevap vermemek de bir cevaptır mesela. Şimdi kişisel şeyler Nefiseciğim, bak yok, ver biraz önceki gibi şu tatlılıkla ver. Diyelim ki hakaret edildi. Bak bu yolda övgü de birdir, sövgü de birdir. Acıyla tatlıyı bir görmeyen çekti azar. Çünkü ruhu tek kalıba sokamazsın sen. O zaman dünyanın tadı olmaz ki. Evet. Yani bak bütün hırsızları öldürsen Allah yine bir hırsız doğurtturur. Çünkü hırsızlık kavramı var. Hırsızlık yok bu dünyada. Ha Mehmet'i aldın, Ahmet gelecek. Bu ara enerji hırsızlarını konuşuyoruz. Bir de o çıktı yine. Bir tane. Boşver, güzel şeyler konuşalım diyoruz. Aa, bak, Şimdi. biz kendimizden mesuluz. Kendimizden. Senin dünyandan ne haber? Yani Aynen öyle. bak güzelim bak. Mutluluk çok ayrı bir kavram, huzur çok ayrı bir kavram, düzen ayrı bir kavram. Şimdi diyorlar ki, ya işte arabası var, yazlığı var, kışlığı var, çoluğu var, çocuğu var, şu var, bu var, işi var, gücü var. Onun adı düzen, düzen. Evet. Mutluluktan ne haber? Mutlu mu? Mutlu mu?
O iç ses, bak, bilgenin kanıtı hep mutlu olmakmış. İşte biraz önceki su. Biz hep cenneti yaşarız yavrum. Yani bilmiyorum yaşını, özür dilerim ama genç demiştin değil mi? Tabii. Tamam. Biz hep yanlış mı söyledim bilmiyorum. Selim Merve diye geçiyordu. Önemli değil. Fark etmez. Güzel söyledin. Zaten aklınıza sığınarak demişsiniz. O yüzden. Tabii. Biz hep cennet. Bak Allah'la olanın içine cennet kaçmıştır güzelim. O hep cennettedir. Her gün. Hiçbir şey bağlamaz onu. Hiç tahdidi yoktur onun. Planı programı yoktur. Gönülle hareket eder. Şimdi bir tane daha soru var. Şöyle sözünüzü kesmek gibi değil de yetişebilelim diye. Çünkü sonra gönül koyan olabilir. Aynı kişiler birkaç soru sormuş ancak öncelik tanımakta fayda var. Şunu yapabiliriz bunun için. Yani farklı bir soru var. Bu da benim gördüğüm bir dakika. Çıktı mı acaba? Vuslat 48-10. Tevhidi gönülde yapınca akıl kalbe uyar değil mi? Yani tevhidi anlarsak tekamülümüzü anlar mıyız? Yani işte biraz önce söylediğim şuydu. Tevhidi ne demek? Birleştiricilik, teklik. Bak, tevhid Allah'tan, ayrım şeytandandır. Sürekli tevhidi yapıyorum galiba. Birleştirici ruh, işte biraz önceki cennet cehenneme de giriyor bu konu. Birleştirici olan hep cennettedir ya. Ayrıştırıcı olan da yazık. Yani onun zevkine varamadı. O tek Allah hakikatinin zevkine varamadı. Tek Adem olursan tek Allah hakikatinin zevkine varırsın. Sen çok güzel bir şeymiş. Birleştirici mi demekti? Birleştiricilik. Teklik. Teklik binince. Süper. Çok şey öğreniyorum her seferinde. Sonra yayınları tekrar izlediğimde yeni şeyler öğreniyorum. Bir de sanki hiç dinlememişim gibi her dinlediğimde. Güzelim Allah. Ben sana dedim. Allah seninle ilgileniyor dedim. Ay evet. Allah herkesle ilgileniyor. Herkesle ilgileniyor ama bazen de işte yani çünkü Allah da hak zayi olmaz. O gönle bakar yani. Gönül zaman ve mekana göre değil, zaman ve mekan gönle göre yön tutar. Gönül ağırlıklı o. Yani o akşamları mesela karanlıkta gözün görmez ama gönlün görür. Gönlünle muhasebe yap. Sema abla vardır Rüzgar Çanları Samsun'dan, deniz kabuklarından girişimci bir kadına severiz. Oh içim açıldı, uzun zamandır dinlediğim en keyifli sohbet bahar gibi demiş. Eyvallah. Böyle çok güzel dilekler var, bir sürü dilek var. Hemen şunu bir tamamlamakta, korku dedik ya hani birazcık da korku üzerine bir konuydu. Yine korkularımızı nasıl yeneriz, nasıl yine olmasını düşünmekten kurtuluruz demiş bizim sohbetimize devam ben. Elinden geleni yap, gerisini Allah'a bırak. Allah var, gam yok. Şah damarından yakınım diyor. Korkacak bir şey yok. Bak nasıl yok. Ne dedik? Korkuyorduk değil mi? Kızımıza eş yok diye. O tarlı giderli diyorduk. Tamam mı? Allah ne dedi? O senin düşüncen dedi. Benim hazinem de var dedi. Hem de ona can kuş diyecek var dedi. Gördün mü? Cicim ayında değil. 15 senedir diyecek var dedi. Çünkü sen Allah'tan istedin kulum dedi. Sen çünkü ama bir mürşit sayesinde yani bir veli tarafından veliyle 25 sene olursan bir arada tabii ki böyle şeyler olur. Yani 10. senesinde demiş demek ki 25. sene 15 senedir de evliler nişanlılar. Ha 15 sene öyle demiş. Çünkü Allah'ta emek zayi olmaz. Sen buradan Şişli'den kalkıyorsun gidiyorsun mesela Küçükyalı'ya haftada 2 kere 25 kilometre git 25 kilometre gel 25 sene. Tabii ki Cenab-ı Allah değerlendirir. Zaten Hayatın Ta Kendisi kitabında bütün sizin de geçirdiğiniz korkuların hepsi var. Eyvallah. Ya şimdi bakın bir de bir türlü nefes alamayacak gibi geliyor. Arka arkaya geliyor dertler. Ama nasıl biliyor musunuz? Yağmur gibi. Allah'ım şimdi bakın.
esnafın parasını kurtarmışım. Aslında esnaf kökenliyim ben. Esnafın parasını kurtarmışım. Benim dükkanlarımın parasını vermiyorlar. O gece. Bakın. Seni Allah'a kovalayan her şey mübarektir. Bu şeytan bile olsa dedik mi? Dedik. Ya Rabbi, bana teşekkür etmeleri gerekir bu insanların. Bizim batık paramızı kurtardı ve biz buradan parayla ayrılıyoruz demeleri lazım. Hadi teşekkürden vazgeçeli çok oldu. 20'li yaşlarda ben şoka uğramışım. Yani insanoğlundan teşekkür beklemiyorum. Çünkü vefa ve teşekkür, vefa Allah'tadır. Ha, insanda da vardır. Olmasa da önemli değil. Sen hatta o olmayıp da seni Allah'a gönderdi ya, aslında ona teşekkür borçlusun. Allah dedi ki o değil, o değil. Bende var vefa dedi. Neyse. Uzatmayalım. Şimdi o gece, ya Rabbi, ben iyi bir insanım. Bunu sen de biliyorsun. Bu insanların parasını kurtardım. Benim param, teşekkür edeceklerine paramı da vermiyorlar altın. Bunun arkasındaki hikmet ne ya Rabbim? Bana bir şey mi söylemek istiyorsun? Tabii. Anlamıyorum. Lütfen yardım et. Misyonum mu, görevim mi? O gece kitap başlıyor. Hadi bakalım. Seni yazar yapmak içindi diyor. Bak. Seni samimi, böyle hafiften demiştin ya, Sezgin'in kanıta ihtiyacı. Ya Rabbim, ben bunları niye çekiyorum demiştim bir gün. Bunlar yani olsun demiştim kendi kendime. Alın teriyle çocuklarımı okuttum filan. Tamam. Yani çok zor. 23 sene çok kabi insanların içinde. İnsan olarak hakir görmem. Aynı insanız. Fakat cahil ve vicdansız olunca anandan emdiğin süt burnundan geliyor derler ya. Ama Allah'a kovalıyor. Allah yine Allah'a kovaladı. Bak güzelim. Tamam mı? Şems'in güzelerde dinle Celaleddin diye seslendiği Zülcelali ve İkram'dır. Kime celali baktıysa o ikrama uğrar, evliya olur. Tamam? Nereye çarpsan evliyadır. Tamam mı? İyi niyetlinin attığı her adım ibadettir yalnız. Onun için bilemezsin. Her geceyi gel, Kadir bilelim. Herkesi de hüzün bilelim. Çünkü Allah'tan üflenen var onda. Yani ucu Allah'a dokunur. Hadi bakalım. Evet. Kitap başladı. Ne demiş? Kitap başladı, aynen. Şimdi Lütfiye Çelenk Artvin'den, çok tatlı, iki tane de çocuğu olan bir izleyicimiz. Hayatında hep iyilikler, güzellikler üzerine bir şeyler yaptım ama bilmediler Çiğdem Hocam diyor. Anlat biliyor. İnsanın bilmesi ne değiştirir? İşte bu, evet. Anlat biliyor güzelim. Zaten Allah seninle ilgilendiği için onları senin karşına çıkarttı. Benim, ben diyor. Ben de diye. Ama ne kadar güzel, hep iyilik yapmışsın. Buradan gidecek olan da onlar. Buradan kimse toplu iğnenin ucunu götüremez. Mana gidecek, yaptıklarımız gidecek. Ya işte o. Tabii canım. Onun için bak, bütün duam benim şöyledir. Ya Rabbim, bana verdiğin potansiyeli sonuna kadar iyilik, güzellik üzerine harcamayı nasip et. Ben borçlu gelmek istemiyorum. Yani kulum, sana şu kadar ömür verdik, şu kadar zaman verdik. Ne yaptın? Ne yaptın? Allah'ım, elimden geleni yaptım. Canlı yayın yaptım diyeceğim ben. Sürekli canlı yayın yaptım. Bu arada geçen yıl bu vakit, yani Ramazan ayı tarihleri değiştiği için her yıl, biz Ramazan ayında ilk buluşmuştuk. O zaman sizin iki kitabınız daha çıkmamıştı. Hatta yayını bugün tekrar izlediğimde hatırladık. Yani tabii. Şey var. Allah'ım, bu kızı kim alacak kitabını? Bitti. Hani yazmak üzereyim. Çıktı, çıkacak. Hani daha demiştiniz. Bir de hani bana gerçek hani yaşam hikayesini anlat diye torununuza ithafen yazdığınız kitap. İkisi de çıktı. Üçü de. Tabii. Neden? Onu söyleyeyim. Rahmani dilek yerde kalmaz. İste vereyim der Allah. Allah'ın karakteristik yapısı vermektir. Allah vermekten zevk alır. Sen talep et. De ki ya Rabbim, ben bunu yapmak istiyorum ama gücüm yok. Şu, eğer samimiysen imkanları çıkarır. Bakın, ben bir kitap okumuştum. Dünya, yani klasik olmuş bir eser. Fakat çok etkilenmedim, çocuk kitabı.
Ay dedim Allah'ım, pek beni etkilemedi. Megaloman biri değilim ama çok, yani hiç anlamayacak biri de değilim. Biliyorsun ya Rabbim. Beğenmedim de diyor. Yok, beğenmedim değil, Evet. etkilemedi. Etkilenmedim. Etki, evet, etki, çok etki almadım. Allah'ım, bu çoluk çocuğa ete kemiğe dokunur bir kitap yazmak istiyorum. Sen bilirsin. Sen bilirsin de bırak. Aradan şimdi bu duayı ettik. 1,5 sene geçti. İşte küçük torun Miray büyüğü 6 yaşını doldurmuş. Dayısı da saçını lüle lüle yapmış. İşte yaş günü yaptılar kafede. Eve de geldik. Bizim üçlü koltuğa uzattık bacaklarımızı beraber. Anne anne dedi. Bana çoktandır hikaye okumuyorsun biliyor musun? Kitap okumuyorsun biliyor musun dedi. Biliyorum ama çok yorgunum Miray dedi. Der demez saçlarına takıldı gözüm. Çağrışım yaptı. Sen şimdi 6'yı bitirdin değil mi? Evet. Ama sana gerçek bir hayat hikayesi anlatabilirim Miray dedim. Anlat dedi. İşte senin yaşındaydım. Şöyle oldu, böyle oldu. Şunda. Benim saçlarım Allah tarafından lüleydi dedim. Ama dedim kafamda bir yara çıkmıştı, sıfıra vurulacaktı dedim. Doktor sıfıra vurmamız lazım dediğinde ben ağladım dedim. Ben kız çocuğuyum, bana kel kız derler dediğimde doktor bey, profesyonel, uzman bir doktor, mecmuaları getirdi böyle yaydı. Dedi ki eğer sen şu anda kestirmezsen saçını, sıfıra vurmazsak saçlarına böyle yaralı kafa kalırsın. Esas o zaman kel kalırsın dedi. Şimdi buradan gidiyor musunuz? Gittiğiniz yerde annen sana bir kısa pantolon alır dedi. Bir de gömlek. Seni erkek zannederler dedi. 5 ay sonra da gelecek misiniz dedi. Saçın uzar. Aklıma yattı. Planı yapan kim? Yattı ama demek biraz zekiyim. Doktor bey dedim ama dedim ismim Çiğdem. Tamam dedi ismin Çetin olsun dedi. Ben o 5-6 ay çetin olmasam acaba 20 sene sonra beni erkeklerin, gabi erkeklerin içine attılar. Ben orada başarılı olabilir miydim? Öyle geliyorlardı. Yerim güzel diye almak da istiyorlardı. İçimden diyorum ki ben seni tanıyorum, hiç öyle boşuna gelme. Bak bir daha anlat dedi Miray. Bir daha anlat. Anlattım. Üçüncü de kısa kestim. Anne anne. Hani dedi şeyi unuttun. Neyi unuttum dedim. Hani böyle geliyorlardı ya. Alması gerektiği yere almış çocuk. Gördün mü? Heh, sonra da kitap olmaya başladı. O çocuk o günden sonra bana kitap oku demedi. Anneanne bana gerçek hayat hikayesi anlat. Ama o hikaye oldu. Hikaye değil, Yani. gerçek bir öykü oldu. Kitaplar güzeldir. Hatta kitabınızın hangisinde şey bölümünü anlatırsınız? O iş yeri komşularınızdan bir tane adam size bir şekilde seslenirmiş de hatırlamıyorum çünkü bu negatif söylemleri hatırlamayan bir özelliğim var. Çok güzel. Sonra adam vefat etmiş de iş yeri karısına kalmış. Kadıncağız size gelip hani kadıncağız da demeyelim. Kadın gelip sizden destek istemiş. Hani şuna bir bakar mısınız diye. Neydi biraz bahsetseniz hangi kitaplıydı bu? Allah'ım bu kızı kim alacak kitabında var. Evet. Ya olamaz. Allah'ın sisteminde hor görme, hor gördüğüne muhtaç olursun. Ay Ayrı gören ayrı kalır. Tamam mı çok güzelim? oh, Şimdi çok iyi. geliyor gidiyor bana böyle yapıyor. Pazarda da kadın mı olurmuş diyor ama böyle tezgahın önünde elini kolunu böyle şey yapayım. Ay Allah'ım diyorum ben buna ne diyeyim diyorum. Zor tutuyorum kendimi. Yani bu kadar sefil bir düşünce olur mu? Ve yararlı bir insanım. Pazarı ayakta tutan bir insanım. Suzuki küçük araba almışız ondan 26 mahalle dolaşıyoruz işte bir kilo çay kurçayına bir kilo bedava diyoruz pazara müşteri çekiyoruz insanı seviyoruz insana hizmet etmeyi seviyoruz arkadaşlarımı seviyorum çünkü öyle bir yapım var beslenir yani sevgiden ve iyilikten beslenen bir insanım fakat o geliyor gidiyor pazarda kadın da olur mu olurmuş diyor eliyle de böyle yapıyor falan. Ben de Allah'ım diyorum sabrettim et. Ne oldu biliyor musun Nefise? Öldü. Hanımı geldi. Hanımı yanıma geldi. Hanımın için pazardaymışım be kardeşim. Çiğdem abla bana bu teraziyi, elektronik teraziyi öğretir misin? Fatura yazmayı öğretir misin? Gördün mü? Aman ha.
Amana, kayyum Allah'tır. Hiç kimseyi ne mesleğinden ne haddimize ya, o rolleri veren Allah. Sonra ne kadar güzel alın teriyle ben pazarda esnaflık yapmışım ya. Ben 7 sülaleyi tanıdığıma tanımadığıma yardımcı olmuşum. İnsanlığa hizmet etmişim. Hizmet etmişim. Ve utanıyordum mesela. Efendim? 27 sene hizmet etmişsiniz. Bir de kitabı bana gönderdiğinizde İzmir'deki ofisimdeydim. İlk evet. Yanımdaydınız. O kitap beni ayakta tuttu İzmir'de. Çok kişi öyle dedi. İyi ki vardınız. Hatta yayını orada yaptığımızda sizinle bu bölümü okuduğumda çok hiddetlenmiştim. Bu ne demek demiştim. Şimdi daha rahat konuşabiliyoruz. Allah yine gani gani rahmet etsin. Evet. Ama bu çok sefil bir düşünce. Ve şuradaki hikmete bak. Yani bu nasıl bir şeydir? Nasıl bir adalettir? Nasıl bir mizandır? Yani ben tabii ki öyle bir şey talep etmem. Ama olana bak. Gelecekte hanımına yardımcı olman için Allah beni oraya koymuş. Benim yanıma. Siz cevap vermez miydiniz? Vermemeye çalışırdım. Hep Allah'a da. Seni al, bak ne diyoruz? Seni Allah'a kovalayan her şey mübarektir bu şeytan bile olsa. Cevap vermek o seviyeye düşürür. Yapma, cevap verme güzelim. Gün gelir Allah senin ağzından cevap verir. Hayatın tamam. Kendisi. Aynen öyle. Evet. Hemen çok soru gönderdiniz. Elimizden geldiğince yani yettiğince cevaplamaya çalışalım. Sağlığımızla niye sınanırız diye Rüzgar Çanları sormuş. Kıymet bilesin diye. Bir şeyin kıymetini bilelim diye. Mesela şu anda dişim ağrımıyor. Değil mi? Dişin ağrıdığı zaman işte orada bir can olduğunu anlarsın. Bir şey hatırlatır. Hatırlat ama çekemeyeceğin yük vermez güzelim. Çekemeyeceğin yük vermez. Sonra hastalık şudur bakın. Buraları çok ince yani yanlış yapmaktan da Allah'a sığınırım. Tamam. Fakat iyi niyet ruh hastalanmaz. Hastalanan bedendir. Ruh hastalanmaz. Yani ruh kendini tedavi eder. Gelip geçer. Hemen buna yakın bir o zaman bir soru gelmiş. Onu hemen yakalayabildim. Rahmani dilek dediğinizde kişi hangi ruh halindeki kendi benliği sıfırlanıp sadece o mu kalıyor demiş. Yani hangi halindeki? Yok. Öyle ya, o kadar teferruata gerek yok. Yani seni Allah'a kovalayan her şey mübarektir. Bir, ikincisi yani orada da dua edilir. İkincisi gayet samimi bir şekilde de mesela deriz ki ben diyelim ki ya Rabbim işte ileride param olursa imkanım olursa ben her kasabaya bir havuz yaptırmak istiyorum. İşte namani dilek. Bunu Allah yaptırtacaktır. Niye biliyor musun? Çünkü gönlündeki o niyetin çok samimi. Çok yani hepsine yetişemezsin. Ama öyle bir imkan yaratırsın ki medyada şurada burada örnek olursun. Neden mi? Söyleyeyim. Genç kızım tutturdum deniz diye anneme. Annem dedi ne oluyor başına bir şey mi gelecek senin dedi. Denize gidelim. Neyse kadın aldı götürdü. Tamam. Nasıl bir duygudur o? Halbuki ben deniz kenarında büyüyen bir insan değilim. Her sene düzenli yazlığa giden bir insan değiliz. Ama yapında var. O suya girip çıkmak istiyorsun. O güvercin, kumru bile su bulduğu zaman hemen. Şimdi bu bizim Fulya'da bir park var. Rahmetli Karaca Parkı diyorlar. Hayrettin Karaca Parkı. Oradan da su akıyor. Yani bir şey şekil yapmışlar. Su akıyor. Şu kadarcık bir su birikintisi var. O kuş tepenin çocukları gelip orada yıkanıyor. Bir de şey almış, boru almış. Böyle de oğlum ne diyorsun teyze sen dedi. Biz dedi bugünü nasıl bekliyoruz biliyor musun? Ay aklıma geldi. Ay dedim Allah'ım bana imkan ver. Ya imkanım olsun inşallah. Yani o şişme büyük havuzlar falan da var. Buradan yani imkanı olana da duyurulur. Yapın. İşte rahmani dilek bu. Tamam mı? Yani ben o acıyı bilirim. O isteği bilirim. O çocukta o
Şu kadarcık yerde yüzmek istiyor ya. Hani bir de bonusunu almış için dalıyor. Ondan sonra dedim tamam oğlum tamam. Halbuki pis su. Ama Aa. işte beden istiyor. Beden istiyor. Fıtratında var. Allah o suyu verdi. Hani evrensel günah dedik ya, o denize girmezsen ev. Ha şükür Allah'ın verdiğini bizzat gidip o denize girersen denizdeki şükür de başkadır. Ya Rabbim benim için yarattın. Ne güzel. Yine Mutlu Baba'nın kitabında der ki denizin 4000 metre derinliğindeki güzellik kime? Kendine. Ama kuluna der ki gel sen de seyret. Tamam. Ya, muhteşem. Yani insan olarak dünya, yani insana takılmayın. Biz yüce yaratılmış olanız, Cenabı Allah'la eğer bir bağlantı kurabiliyorsak bundan daha muhteşem bir şey olamaz. Ve bize Allah'a ve kendine de teşekkür borcumuz var. Hangi kitapsa da artık her kitabın içinde de şu vardı. Çocuklara cinsiyetsizlik, yani hani kadın erkek fark etmeksizin, yaşlı çocuk fark etmeksizin hayatınız boyunca hep komşular, iş yeri sahipleri, karşılaştığınız her insanın bir ucundan tutmuşsunuz hani ipinden. Hani derler ya, hani biri vefat etme hikayesi var mesela, transseksüeller ya da gay dedikleri tamamlaya, yani bu tamamlayıcı olmayan popüler kelimeleri kullanmayı öyle güzel yazmışsınız ki büyük ihtimalle hayatın ta kendisi kitabından bayağı etkilenmiştim. Ya işte, Bir tabii bak. diğeri de öyle. O nefise ne biliyor musun bir tane? İşte gönül zaman ve mekana göre değil, zaman ve mekan gönle göre yön tutar. Üst katımızda Hakime Hanım'ın hanımı, Hakim Bey'in hanımı var. Yaşlı. O zaman. O zaman işte ben yaşlarda. Ben de bundan 20 sene önceki yaşlardayım. Büyük oğlan geldi dedi ki anne dedi Mürüvvet teyze dedi içeride kalmış dedi. Onda çalışan hanım dedi kapıyı açmaya çalışıyormuş ama açamıyor. İçeriden de inilti sesi geliyor dedi. Bakın bu hanım da bana demişti ki pazarda müşterim ev arıyorum dediğimde ay dedi bizim eve gel bize ben seni çok seviyorum bizim apartman hemen karşısı dedi. Öncülük de yaptı. İşte o zaman mark vardı. 1000 mark mı ne deposito istiyorlardı. Geldi bir sabah bana dedi ki ne yaptın sen ne yaptın dedi. Dedim 50 lira açığım kaldı gibi 1000 mark için işte 20 sene önce gibi. Bir baktım ertesi gün sabah şafakta bastonuyla geldi. 150 lira mı 50 lira mı geçmiş gün uzattı. Al dedi o eksiğini tamamla. Bak şimdi yavrum. Aa, sağ ol Muteber teyze dedim eksik olma. Tamamladık verdik 10-15 gün sonra da onun parasını verdi. Şimdi burayı bir tarafa koyalım. Şimdi içeriden inilti sesi geliyor. Ben ona diyordum bir hanım tutman lazım. Unutuyordu. İlacımı aldın mı almadın mı diye. Sırf inilti sesi geliyor. Mürüvvet teyze merak etme. Murat'la eniştemi gönderdik. Şimdi sedye getirecekler seni çıkaracağız. Çilingir. Çilingir de geliyor. Çilingir geldi. Açtık kapıyı. Hanımın ağzı buradan kulağına kadar kaymış felç. Ben annemin ölümünde anneme yaklaşamamıştım. Korkmuştum. Hani ilk ailede ölüm diye. Korkumu yenmek zorundayım dedim. Bir de bu insanın bende bıraktığı çok güzel bir iz var. Kafasını koluma aldım Nefise. Mürüvvet teyze, şimdi Evet. gelecekler. Merak etme. Ben senin yaptığın o güzelliği hiç unutur muyum? Hani sabahın şafağında bana şunu getirmiştin dediğimde. Ne oldu biliyor musun Nefise? Ağzı buraya geldi, tebessüm etti. Ve İşte öyle gitti. Hadi bakalım. Gülerek öldü. Niye? evet. İyiliği ölmeden önce karşısına çıktı. Yaptığı iyilik hani ölünce çıkar, ölmeden de çıkıyor kardeşim. Felcini düzeltti ve tebessüm ederek gitti. Sonra çocukları falan geldiler. İşte böyle böyle anlattık. Muhteşem. Çocuklara bir şeyler vermek istediler. Kabul etmedi ki. İçiniz rahat etmez dediler. Çok cüzi bir şey. Hani çok cüzi, sembolik bir şey. Tamam ondan dedi bir kahve içsin gibilerinden. Biz parayla parayı çıkartmadık. Ama dedi ya muhteşem bir şey bu. Tabii sen de muhteşemsin. Bu düşünceler içinde olan herkes muhteşemdir. Ve işte rahmani dilek yerde kalmaz.
Sen gönlünün, bedenini nerelerde kullanmak istiyorsun? Onları sana göre Allah ayarlar, çıkartır karşına. Sen neredeysen ben oradayım herhalde. Üç kitabınızda da Çiğdem Hanımcığım, yani şimdi anlattığınız gibi, konuştuğunuz gibi yazdığı için ben okurken duygulu okuyorum ve hemen bitti mesela. Birini Akdeniz'de okudum, sahilde bitti. Biri Karşıyaka, İzmir'de gitti, bitti. Oraya göndermiştiniz onu. Şimdi şu ay o kitabın içinde anlattıklarınızı hem yaşıyorum hem de bu kadar güzel bir yaşamı böyle tasvir etmek çok hoşuma gitti. Her yer kitap, ancak sizin yazdığınız o dört kitapta su gibi okunuyor. Bu benim çok hoşuma gitti. Ve az önce anlattığınız hikaye gibi kendi çevremizde de böyle durumlar yaşadığımızda kitap yazmak için değil de benim en hassas ya da duyarlı kaldığım şey şu. Bu kadar güzel uyanıyorken, güneş varken, bu kadar suyumuzu içebiliyorken, hani şükredecek bu kadar şeyimiz varken niye böyle inleyecek halde bırakıyorlar kendilerini? İnsanlar hani anneanneler, dedeler böyle hani derler ya, Allah kimseye muhtaç etmesin falan derler. Yani aslında Allah kimseye muhtaç etmiyor. Birazcık da o Rahmani ile şeytani olanı mı seçemiyorlar acaba? Bunu çıkamıyoruz bundan biz. Ya çok beklenti, çok beklenti. Ha, Beklenti. bu nedir? Şöyle beklenti çok. Bir kere ilahi espriyi çözememişiz. İlahi espriyi çözsen zaten yani evvel Allah'ın izniyle çok kolay. İlahi espri ne demek? Yine benden başladı sorular. Kitapta böyle bir şey İlahi yazmıyorlar. espri. Bir tane daha yayın isteriz ilahi espri üzerine. Bak, ilahi espri ne biliyor musun canım? İnsanın ömrü doğduğu an değil, Allah'ı bulduğu an başlar. Allah var, gam yok. Onu sana bir kere Allah hissettirdiği zaman zaten verdiğini geri almıyor. Ama insanoğlu biraz nankördür, biraz unutkandır. O Kur'an-ı Kerim'de de yazar. Der ki bak, şunların şu 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 sıkıntılarını giderdik, sonra dediler ki bizden. Hani kendileri gidermiş gibi davrandılar diyor. Halbuki onlar dua ettiler, biz giderdik diyor. Vefasız olmanın anlamı yok. Her şeyi insanın kendi bu cüz'i aklına bağlamanın bir anlamı yok. Külli akıla bağlarsan muhteşemsin. Diyelim ki şu benim kabım. Bir fincan dolusu benim kapasitem, ruhum diyelim. Yani her türlü kapasitem, ruhum demeyelim. Bana verilen. Onu derya da Cenab-ı Allah kabul edelim. Şunun içindekini deryaya boşaltırsam ne olur? Deryayla olurum. Deryadan alırım. Deryadan veririm. O gün. Derya deniz, derya deniz, umman denizi bilgiler. Hadi bakalım. Çok soru göndermişsiniz. Bir tane bir tane değil. Maşallah. Şöyle hızlıca ekrana düşüreyim de bitsin. Çok güzel dileklerinizi de görüyoruz. Böyle soru değil de bu gelenler. Bakayım, çok gerçekten havale ediyorum demiş az önce soruyu soran. Ha. Mesela Ezo Design merhaba. Mesela ayrıntılı mı tüm özellikleri ile mi tarif ederek eş için dua edelim, eksik etmeyin derler ya demiş. Hani eş ya da hani Allah'ım beni kim alacak diye soruyor aslında. Ya işte bak, bize şunu öğrettiler bir kere. Evlilikte bile sen bas ayağına. Ya niye basayım ayağına? Onun dediği de olsun, benim dediğim de olsun. Daha evlilikte biz ayrıştırmayı öğretiyorlar bize. Tamam mı? Kız tarafı, onların yanına fazla gitme. Erkek tarafı, fazla yüz verme. Ya bu çoluk, bu çocuk zaten sen benim akrabam olacaksın. Bu ne demek? Ha. Bir de hep biz şunu isteriz. Beni anlayacak, beni anlayacak, beni an. Sen niye anlamıyorsun? Heh. Al sana, değil mi? Anla da görelim. Ben Evet. kendimden biliyorum. Eşim için demiştim, ay bu çok mülayim bir adam demiştim. Ya ha, öyle mi dedi Allah? Çekip çeviririm dedim. Hep Vay çek, hep. vay ana, vay ana, vay. Ha, ya öyle olmaz. Öyle olmaz işte, ama eksiğimizi gördük. Eksiğimizi gördük. Ha. Ya Rabbim beni anlayacak,
Ben de onu anlayacağım diye hiç çıkart. Senin Şimdi hazinen yoktur dersin. sizin öyle güzel bir o tasavvufun diline bayılıyorum ben. Böyle ipin üstünde cambaz gibi yürüyoruz. Şimdi soruya bakın, cevaba bakın. Bu yayın defaten izlenir. O yüzden kaydedeceğim. Hemen bir tane daha buna yakın, yine Kayseri'den Sadiye Hanım sormuş. Zor insanlarla karşılaşınca neden seni Allah'a havale ediyorum deriz? Ne yapalım, katil mi olalım? O da ilahi Allah esprinin. korusun. Sadiyeciğim, Şadiye mi? Sadiye Seyle. Sadiyeciğim, Allah korusun. Allah'a havale etsen de etmesen de Allah görüyor. Hiç gerek yok. Olan olması gerekenin en güzelidir. Uyma. Bak, olan olması gerekenin en güzelidir. Keşke yok. Geçmiş takıntı, gelecek kaygı, dem bu demdir, dem bu dem. İçinde bulunduğun andan zevk al. Şu anda şu sohbeti yapıyoruz. Bırak, birçok şeyi at gitsin. Zaten Allah atman için yani bu sohbet yapılıyor. Attırtmak istiyor. Hani Evet. şu anda hepimiz güzel bir frekansa girdik Allah'ın izniyle. Samimiyiz. Samimi olduğumuz sürece de gelir, cevap da gelir. Herkes kenarından, köşesinden, ben de, sen de hepimiz yararlanırız. Hem de neler neler, harikasınız diyor. Ay, bunlar hep eski şeyler. En büyük yalnızlığımız insanlardan beklentiye girmek değil mi zaten? Tek yaratıcı her zaman içimizde diyor. Şöyle yapabiliriz. Mutlu Baba'nın kitap isimleri için Okumuşlar Yayıncılığı hafta içi çalışma saatleri içinde çizim. Sitemiz de oldu. İnşallah yarından itibaren şöyle güzel şeyler de söyleyeyim ben. Arkadaşlar, bu bir ticari konuşma değil. Yavaş yavaş anlayacaksınız beni. Çünkü o Okumuşlar Yayıncılık nasıl oldu? Ya Rabbim dedim. Bakın bakın. Bak, başka yere evrildi konu, görüyorsun. Şimdi Allah'ım, ben iyi bir insanım. Niye bu kadar çile? Anlamıyorum. Bana bir şey mi söylemek istiyorsun? İyi olduğumu sen de biliyorsun. Seni yazar yapmak içindi dedi. Tamam. Kitap o gün başladı çünkü. Onlar parayı vermediler ya. Hüzünlendim, Allah'a götürdü. Bakın, seni Allah'a götüren her şey mübarektir. Bir sene çok güzel aktı. Bir sene sonra lüks geldi. Kenara fırlattım. Ekmek parası daha ağır bastı. Bakın buralara, yani bu sohbet hakikaten yaşanmışlığın değeri var. Çok şey kazandırır. Ama Allah seni kaldırıp bir tarafa atmıyor. Sen, ekmek parası daha ağır geldi, yazarlık lüks geldi. Bakın çok güzel gidiyor ama kaldırdım fırlattım bir tarafa. Yok dedim ya, bir de yazarlık mı çıktı başımıza? Tamam mı? Ben kaldırıp attım. Ama Allah beni kaldırıp atmadı. Gönderir yardımcısını. Ama bir bedeli var. Alt katta ablam oturuyor. Ağzından çıkanı kulağı duymaz ama gönlü çok güzeldir. Böyle gelir, karıştırır, tozutur. Yani tufan. Gelemez. 2 ay kendi de utanır. 2-3 ay sonra bir şeyi bahane eder gelir. Tamam mı? Bir baktım, Çiğdem, bak sana ne getiriyorum. Bir gazetenin yazarlarla ilgili ilavesi. Gel gel abla, kahve içeriz. Sen onu Kitaptan tanıyoruz da. ablayı Ha? Nasıl? tabii. Kitaptan tanıyoruz diyorum. Kitabı okurlarsa bu bölüm var. Ha, abla. Öz ablam. Onun soruşu, Özlü Bey, böyle şeyler de çok çirkin de, ablam ablam. Herkes, büyüğünün hepsi abladır, küçüğünün hepsi kardeştir. Öyle bakmak da lazım. Aynen. Sen onu bağrına basarsan, ya abla bir dakika, 2 ay önce ne yaptın sen, buradan nasıl gittiğini unuttun mu? Desem olmaz. Geçmiş geçmiş, bak. Geçmiş takıntı, gelecek kaygı, geçmiş takıntı bitti gitti. Gelecek kaygı, Allah bilir geleceği, korkma. Kul kurar, kader güler. Evet. Dem bu demdir, dem bu. Geldi. İyi ki getirmiş onu Nefise. O ilaveyi. Bak görüyor musun? Bir şey desise etti ya. Ama o desisenin içinde sana yarayan var. Allah da sen bunu affettin. Bak ben de o kanaldan seni tekrar besliyorum, destekliyorum dedi. Çünkü Allah affedeni çok sever. O affta sizin için çok hayır vardır der. Kısas da var ama geç sen kısası, boş ver. Allah el adildir. Allah'a bırak. Muhteşemliği gör. Tamam mı? Allah'a bırak. Hatta hidayet bile. Evet. Bırakmadan.
hidayet ile. Getirdi. İyi ki okudum. 25-26 yazar. 19'u kendilerine aitmiş gibi davranmışlar. Geri kalan 6'sı, 7'si ne münasebet. İşte Nefise de olur, Ayşe de olur, Cidem de olur demiş. Mehmet de Ahmet de. Tekrar oradan beslendim. 1,5 sene daha sürdü. 2,5 sene. Yazar yaptı mı? Yaptı. Bak şimdi hayatı özetliyorum. Tamam. Şimdi de ne diyecek biliyor musun? Bir yere getirir, orada seni tekrar yerle bir eder. Daha doğrusu onu hazmettirir. Yazarsın ama ne yazar diyor şimdi. Bir yayın evinden çıktı daha önce kitap, daha önce. Vay anam, 6 sene iteledi, öteledi. Ne oldu? Seni Allah'a kovaladı. Ya, senin adın Hak. Bunun arkasındaki espri ne? Bak bu da Mutlu Baba'nın sözüdür Nefise, unutmayın. Kızım, oğlum, gönlün senden uzaklaştıysa bil ki bir şeyler getirmeye gitmiştir der. Tamam mı? Uğraşamıyoruz kadınla. Şöyle uğraşamıyoruz. Seni mezara, hapse ya da hastaneye sokacak bir tiptir. Paraya her şey demiş insan. Biraz aklın mantığın varsa korkarsın. Kimden? Başta kendinden. Tamam? Korkarsın, geri çekilirsin. Geri çekildin, kime gidiyorsun? Yine Allah'a. Ya Rabbim, ya Rabbim sen bilirsin. Bunun arkasında bir espri var ama bana dayanma gücü ver. Çünkü ironi yapıyor. Yazarsın ama ne yazar diyor. Bak uğraşamıyorsun diyor. Ya her şeyiyle çok güzel. Ama anlıyorum ben. Acaba diyorum bunlar da ikinci kitaba mı konu olacak? Evet oldu. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz. Biri menfi olarak o kitaba girer, biri müspet olarak girer. Ama girer. Biri kitaplıdır, biri de kitapsızdır. Yani Allahsızdır. Tamam mı? Kitapsız demek budur yani aslında. Hani Allah, hiç mi senin adaletin yok? Hiç mi Allah'ın kitabına inanmıyorsun? Adalete hukka. Tamam ama ona verilen roldu. Bizi ne yaptı? Yayıncı yaptı. Bak bak. Ama çünkü benim de bir isteğim vardı. Mutlu Baba'nın kitaplarını kapı kapı dolaşıp diyecektim ki efendim biz para istemiyoruz. Lütfen bunlar çıksın. Kars'tan Edirne'ye kadar dağılsın. Allah dedi ki yok yok. En güzel sen yaparsın. İnandığın, sevdiğin işi en güzel sen yaparsın. Zevk alırsın. Çünkü Allah sunar sana. Hak ettiğin için sunar. Tamam mı canım? Aynen. Ve bizi yayıncı yaptı. Şimdi yayıncı oldum. Ya Rabbim, madem bu yayıncılığı verdin, gerçek Allah diyenler gelsin. Bilmiyorum ben gerçek Allah mıyım? Allah diyebiliyor muyum? Bilmiyorum. Hatta ya Rabbim, birisi birisine sorduğunda ben yeni bir arayışa girdim. Ne yapayım? Okumuşlar yayıncılığa gir. Hangi kitaba elini uzatırsan o seni Allah'a götürür. O hale getirmeni istiyorum ya Rabbim dedim. Sen ya Rabbim diyeceksin. Bu gönüllü Allah'tan isteyeceksin de o göndermeyecek. Mümkün mü? Arkasından Hüseyin Uysal'ı gelir. Aydanur Aktaş İrası gelir. Süleyman Kökbil gelir. Gelir gelir. Hepsi gelir. Mustafa Altın'ı gelir. Yeşim gelir. Telefonda söylemiştiniz. Hani paylaşmamda sakınca yoksa Erol Evgin sipariş vermiş ya telefonda. Çok hoşuma gitti. Ya hoşuma gitti anlatmanız. Orada çok özel de bir mucizevi bir şey oldu. Şimdi anlatmak isterseniz tabii. Yok, şöyle. Hani ben severim. Yok. Gizdim sattım. Yoktu. Baktım Erol Evgin. Değerliye diye yani benim kitaplarımdan da koydum, gönderdim. Teşekkür etti sonra, 2-3 gün sonra. Kibar insanlar teşekkür etmesini bilir asıl. Onlar zaten müzik karakteri olan, hani o hassas rakip gönlüne sahip olan eder. Estağfurullah dedim. İçimden de şöyle demiştim, ya demiştim Mutlu Baba'nın CD'si vardı ya göndermiştim. Keşke dedim o CD'lerden olsa da dedim. Erol Bey'e göndersem onu bu müzik kitaplarıyla. Esas dedim benim kitaplarım değil bu müzik kitapları. Mutlu Baba'nın 178 ölümsüz eser, 158 ölümsüz eser iki kitabı var notalı. Ay dedim keşke o CD olsaydı da koysaydım. İster inan ister inanma Nefise. Niye inanmayayım? Okumuşlar, yok burası şey, muamma gibi görünüyor da ben de inanmazdım yaşamasam. Kendim de inanmazdım. Okumuşlar yayıncılığın içinde bir depo gibi bir oda var.
Oraya haftada en azından bir kere uğruyorum. Hani eksilen kitapları 3-5 getiriyorum ya içeriden. Ay bir baktım 3 tane 25'lik CD. Değil mi? CD. Ay Allah. Görmememe imkan yok. Tamam. Ya Rabbim dedim, ya Rabbim bu nasıl bir şeydir? Veya görmedim diyelim, öyle görüldü diyelim. Onu Mutlu Baba'ya anlattığımda kızım dedi, o hokus pokus değil ama dedi, onu anlamazlar gibi gibi. Orası çok derin. Çok Allah'a mani yoktur, yok yoktur. Neyse. Aldım oradan iki tane CD. Müziklerle gönderdim. Sağ olsun o da kendi müziklerini göndermiş CD'lerini. Kibar insan. Ve Mutlu Baba'nın 3-4 tane de eserini yolladım kendisine. Çok ya bak işte Rahmani dilek yerde kalmaz. O CD'ler orada. Hayır niye ya şöyle diyelim. O güne kadar göstermedi, o anda gösterdi o dileğinden sonra. Hadi. Hiç. Heh, dilek oldu. Öyle bir şey. Rahmani dilek yerde kalmaz. Bunu unutmayın. Eninde sonunda verir. Zamanla yarışmayın. Zaman izafidir. Allah zamandan ve mekandan münezzehtir. Öyle anlar var ki cennet yanında hiç kalır. Öyle anlar var ki cehennem yanında hiç kalır. Siler atar, reset eder birdenbire. Bir mutluluk verir. Bitti. Yani o sultanın kulu olmak yetmiyor mu kısacası? Ay ne güzel bir yayın oldu. Saat 11, 11:05 geçiyor. Aslında Teşekkür bir ederim. tane bir cevap var. Onun dışında Su ve diğer sorularını cevapladığımız kişiler çok güzel şeyler yazmışlar. Bir 10 dakika daha devam ettikten sonra ben hem yayına devam edeyim, onların da cevaplarını şey yapayım, böyle bir iyi niyetleri, güzel dilekleri sonra Tabii bir... YouTube'da da Çiğdem Okumuşların şeyinde de sayfasında da 12 tane falan olması lazım. Oraları da seyretsinler. Çünkü hepsi şöyle derim ben sohbete çıkmadan önce Nefiseciğim. Allah'ım benden sen işle. Beni bana bırakma. Hani Aa, ben o olmasın. biz bir aradayız. Hepimiz biriz ya, birer tane yani Yok. bütünüz. Tabii onu demek istemiyorum. Yani akışı sen ver ya Rabbim. Samimiyiz. Onu demek istiyorum. Hepsi samimi. Kitaplar da samimi. Şimdi bir tane uzun bir yazı var. Bir tane bazı şeyler sormuşsunuz Çiğdem, okumuşlar bugün zaten orucunu iftardan sonra buluşalım dedik. Bir 10 dakika uzun bir süre. Şimdi bunu buradan göremiyoruz. O yüzden ben okuyayım. Soru şöyle, tam çok uzun yazıldığı için bir bakalım sizin bakış açınız nedir? Nereye gitti? Çok uzun yazdığınız zaman işte ekrana düşmüyor, bilginiz bulunsun. Hocam tevhidle bakmaya yaşamaya çalışan biriyim. Hal böyle olunca herkesin öyle olmadığını görüp üzülüyorum. Hocam bu yani Çiğdem sizin için bu dili bilen az, anlatması zor. Yalnız kalıyor insan. Çokluktan yokluğa gidip geri kerestede yoklukta yaşamak zor demiş. Yani aslında şunu sormuş. Bu şekilde yaşıyorum tevhidle demiş ancak hani herkesin öyle olmadığını görünce üzülüyorum demiş. Çok uzun olunca bir artık. Yok, şimdi bakın üzülme ona verilen o ruhu tek kalıba sokamazsın. Ona verilen iyi niyet devamlı duadır. Kötü niyet duasız kalmaktır. Allah bize demek ki duayı her an verdi. Çünkü iyi niyetlinin attığı her adım ibadettir dedik. Bitti. Zevk alır. Her şeyden zevk alır. Çünkü Allah'la yani Allah'ın sistemine aşık olmuştur. Ya Rabbim bu ne güzellik demiştir. Bu ne muhteşemlik. Yani Cenab-ı Allah'ın kainatı devamlı büyüyor. Devamlı akla sakat şeyler oluyor. Onların içinde biz hani olamaz böyle bir şey. Bu dile geldiği zaman suyun suyu. Bugün Mutlu Baba ile biraz konuştuk da dedi ki kızım dedi yazıya mazıya döküldü mü iş dedi suyun suyu çıkar dedi gibi. Ha yani o sultanın kulu olmak insanın ömrü doğduğu an değil Allah'ı bulduğu an başlar. Biz bu dünyaya sahip olmaya gelmedik. Şahit olmaya geldik. Bu dünyada şahitlik var. Ya Rabbim sen varsın gam yok demek var. Yani zaten o iki kutubun da birbiriyle olan mücadelesi bu. Vallahi çok şahane bir sohbetti. Hatta ve hatta Çiğdem Hanım'a şöyle ulaşabilirsiniz. Birazdan hepsini tek tek anlatacağım.
Ne demiş su, az önce dedi ya, affınıza sığınarak bir şey demişti. Rabbim sizi karşıma çıkarmış. Ne güzel bir şey yaşamış aracı olan. Ha, Nefise ablama. Çok Bu az teşekkür ederim. önceki su, bir tane daha vardı. Ha, siz bu soruları sordunuz, kurdunuz yayın evini. Bilmem kaç yıl sonra da bu can size karşılaştı. Hani bunu yayınlamak istemiştim. Şimdi bakın işte seni Allah'a kovaladı, olaylar kovaladı. O gördüğün kahhar sıfatı, kahhar. Hayatım kahreden insanların içinde geçti. Ama lütfu görüyorsun. O kahır hızlandırılmış eğitimdir. O hani hep etrafımızda işte aileden başlar hüzünlerimiz şöyle böyle. Ama seni üzmeyene götürür. Onlara teşekkür borcumuz var. Bizi Allah'a götürdüler. Bulamazdık. Çünkü Allah kuşluğu yastıkta değil. Bak İbrahim Ethem devrin padişahı. Yatağında yatarken yukarıdan ses geliyor. Ne oluyor orada diyor. Birisi oradan bir ses diyor ki devemi gidiyorum gibi. Brezındık işte damda deve mi olur diyor. Oradaki ses de ona diyor ki peki kuş tüyü yastıkta Allah mı olur diyor. O gün artık o padişahlığı bırakıyor ama İbrahim Ethem oluyor. Hani devrin padişahıydı veya çok zengin birisiydi diyelim ve evliyası oldu. Tamam mı? Olay bu. O çekilen çileler lütuftur. Ama gayretin tükendi mi gayretullah'ı hatırla. O gayret hiç tükenmez. Ha, ana trafoya bağlandığın zaman olay güzeldir. Bak burada birkaç tane de Mutlu Baba'nın güzel sözlerinden bakalım. Hadi bakın. Allah'ın gönle sığmasının sebebi gönülde benlik olmamasındandır. Allah beni minimize etmeden zaten o gönülden sezgi olmaz. Ben diyemezsin, sen diyeceksin. O benliği bize sen demek için verdi. Yani ya Rabbim sensin demek için verdi. Bak bir gün işte evet, vicdanlı hanımları falan götürmüştük. İşte köpeklere şunu yapmışlar, bunu yapmışlar, kısırlaştırmışlar falan. Hep bunları anlattılar. Mutlu Baba da dinledi, dinledi, böyle yaptı. Kızım da tamam anladım. Allah der ki dedi Nilüfer, Ayfer, Çiğdem, Ayşe, Fatma, anladın, siz vicdanlısınız. Ama ben Rahman ve Rahim'im. Yani o duyguları zaten ben sana verdim. Hay Onun Allah'ım. için hani biz kendimiz hani üzülürüz başka insana ama sahibi var. Sahibi var. Çok Biz merak ediyorum, siz sinirleniyor musunuz? o çok kötüdür Mutlu sinirlenmek. Baba ne diyor bu duruma? Yok yok şaka söylüyorum. Çok zor sinirlenirim. Bakın madde zıttını içinde gizler. Ben hep arayış içerisindeydim. Sen arayacaksın, ağlayacaksın, yalvaracaksın, dua edeceksin de vermeyecek. Mümkün mü? Ben 25 sene önce bir oruç tutardım. Hani oruç seni tutuyor derler ya. Ha, Ay, geçen söylediniz ay, telefonda onu. ay, 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 ay. Ya Yani Allah. sizin zamanınız varsa bence ben dinlemeye bayılıyorum sizi, ama Tamam. hem bir şey içmiyorsunuz yayın sırasında. O yüzden bir su, bir şey, hani Yok. ondan içim Gıda, şey oldu. bak, o bedenin gıdası diyelim. Ruhun gıdası başka bir şey. Bu Nasıl çok oruç tutuyordunuz o zaman 25 yıl önce? aman çok kötü. Bir gün ay o bizden alışverişe gelen insanlar hayatlarının en kara gününü geçiriyorlardı gibi. Tabii. İçeri geçip ağlardım. Allah'ım. Hangi Çiğdem gerçek? Bu oruçlu olan ben, bu edepsiz olan ben miyim? Yoksa oruçsuz olan mı benim? Ben böyle oruç tutmak istemiyorum ya Rabbi. Çünkü tutuklar çaydan, sigaradan kesildin ya, sinirini müşteriden alıyorsun. Bak güzelim bak, insanoğlunun zayıflığına bak. Tutuklar. Esiri olmuşsun. Bıraktım Allah'a şükür. O da var kitapta. Bırakma hikayesi de var. He. Ama yine o gözyaşı da o fütursuz insana yakışmayan tevri davranış da o ağlamaların da seni yine Allah'a götürdü. Gerçek oruç tutmaya başladın. Ya Rabbim ben böyle oruç tutmak istemiyorum. Ben hakkıyla tutmak istiyorum. Ben insanların kalbini kırdıktan sonra bir şey olamaz böyle bir şey. Tutmak da istiyorum.
Yavaş 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 yani 25 senede tutmaya başladık anla. Gerçek oruç. Hani bir bak gönül kırdıktan sonra, insanı kırdıktan sonra sen iradene zaten sahip değilsin ki. Ha, şimdi 50 kişi gelsin, oruçsuz olsun, ben oruçlu olayım, onlara zevkle masa hazırlarım. Öyle niye tutuyorsun, niye tut, böyle şeyler olmaz, o da çok ayıp. O da çok terbiyesizlik, tamam mı? İster tutar, ister tutmaz. Ama o oruç seni sana gösteriyor. Oruç huruçtur, yükselmektir. Yükselmektir, onu anladım. Yani ne kadar dun, ne kadar eksik olduğunu gösterdi sana. Eksikliğini gösterdi, o eksiklikten sonra sen tekamül etmeye başladın. Seni sana gösterir olay. Ben günah sevap dediği olay bu işte. Hani günah işledik ya, ettik. Dedi ki seni sana gösteriyorum, sen busun işte dedi. Ha, ben de bu olmak istemiyorum Allah'ın. Hakkıyla tutmak istiyorum. Gözyaşı arınmadır. Gözyaşı abdesttir. İç abdesidir. Kendini görür ağlarsın. Bu ben değilim dersin. Ama yardım istersin. Yardım istediğin zaman da evvel Allah'ın izniyle alasını tutarsın. Allah'ım dedim çok ulvi oruç tuttur bu senede. Ha, sen diyeceksin de o kabul etmeyecek. Mümkün değil bir tanem. Ay çok şükür. Bambu hikayesi de öyle ya, bambu tohumunu ekerlermiş. Tayland bölgesinde görmüştüm. Bambu ormanları var. 5 yıl sularlarmış tohumunu. 6 haftada 27 metre uzarmış. 5 yıl sonra. İşte. Zaman. Zaman, zaman, Tamam. zaman. Fırının duvarları ısınınca ekmek olur. Merak etmeyin. Biz bu dünya okulundan eninde sonunda mezun olacağız. Ama bir lütfen olmak var, bir de kahren olmak var. Gelin lütfen olalım. Hani aynı sınıfı tekrar tekrar okumayalım. Lütfen ne olalım? Lütfen yani latif bir şekilde. Kahren değil. Hani Aa, ihmale kalmayalım, sınıfta kalmayalım. Geçelim diyorum. Her olayı geçelim. Her güzellikte. Yani hızlı ilerleyelim, takılmayalım. Takıldığın zaman tekrar o dersi alıyorsun. Hani adam bir de hepimizin hızı biraz fazla bu ara, şeyiz yani, hızlı kararlar, hızlı değişiklikler. Yani bunun ne gökyüzü hareketiyle ilgisi var. Bir de bunlarla ilgili bakış açınız nedir? Sizin burcunuz var mı mesela? İnanıyor musunuz böyle şeylere? biraz etkisi vardır tabii. Ben kova burcuyum. Oo, biz oradan bulduk birbirimizi. Anladım. Hemen anlam yükleyip tabii ki öyle bir şey yapmayacağım. Şimdi İki Şubat. herkes bakıyor. İkinci ayda üzümünde doğmuşum. İkinci ayda 7 aylığım. Annemi de üzmemişim işte. Çok kolay bir doğum olmuş. Tabii. Bunlar da başka şeyler. Çok şükür. Bunları da yazın. Var mı sırada yeni bir kitap? Yazdırır. Sevdiği için destekler seni. Yazarken Okumaya bayılıyorum. Sizin kitabınızı güneşlenirken bitirdim. Hayatın ta kendisi. Antalya'da bitti. Eşyalarımı, ofisimi toplarken, ya daha bir o Aralık'ta İzmir'e taşınmışım. 10 Aralık'ta siz kitabı yolladınız. Dedim ya, ben 10 gün oldu geleli geri dönüyorum. Eşya toplarken de ikinci kitabınız bitti. Yani ve anneanne bana gerçek hayat hikayesini de okumuştum. Sahilde okudum, İzmir'de de. Şimdi yeni kitabınızı Isparta'da okumak istiyorum. Yani 4 ayda 3 şehir, 2 taşınma, işte böyle bir sürü kitap okudum. Sizinki hemen bitiyor. çünkü şey, ben onu Mutlu Baba'ya seneler önce efendim ben kitap yazmaya başladım dediğim zaman 10-15 sayfa okutturdu. Aman kızım dedi, ne bir kelime çıkart ne bir kelime ilave et. Anladı gönülsel olduğunu. Evet. Yapamıyorum zaten. Hani bana çok böyle dosya falan vermek istediler. Bunları şey yapar mısın gibilerinde. Hani sevdikleri için. Ay yapamam ki dedim. Hani ki gerçek mesela. Gerçek hayat hikayeleri ama ben kendi hayatımdan sorumluyum. Kendi hayatımın başrol oyuncusuyum. Sen de. O da. Herkes kendi hayatının başrol oyuncusu. Onu güzel oyna. Onu güzel oyna. Zevk al. Allah da seninle birlikte zevk alıyor o zaman. Şöyle bir Çünkü şey var. rıza makamı Şimdiden benden de olur. okudukça anlayacaklardır. Bu arada kitapları sipariş verebilirsiniz. Nasıl ulaşacağız demek yerine, bakın, okumuşlar yayıncılık telefon numarası var her yerde.
Bir de şunu söylemek istiyorum. Hakikaten Hayatın Ta Kendisi kitabı, hani şu anda mucize ötesi, mucizeler çok popüler bir söylem ya, bir müjdeydi bize. Şöyle bir günde okuduğumda, an be an hatırlıyorum. Kitap ilham veriyor arkadaşlar. Yani mutlaka okuyun. Enteresan bir kitap. Ayın 11'i, 11. gün 2020 tarihi. Pandemiden çıkıldı, yine girildi ya. 11-11-2020. Hande Akın diye arkadaşımız var. İstanbul'da yaşar. Hande Akın da yazar aynı zamanda. Çünkü büyük şirketlerle bir sürü şey yaşamış. Hani bırakmış. Hande de meditasyon yaptırıyor şeyde. Programımız vardı onunla da. İşte 11-11 kapısı açılıyor bugün diye 2020'de. Bir güzel dua eder, Hande de niyetlidir, orucunu tutar yani. İstanbul'da yine Ramazan vakti buluştuyduk. 11-11 saat 11-11'de bir meditasyon yaptıracak. Bakın şimdi sizin kitabınız bende. Komşumuz sipariş etmişti, bana da yollamışsınız ya o zaman. Kitabınızı aldım. Kulaklıkta sahilde güneşleniyorum, kitabı okuyacağım. Bir meditasyon yaptırdı Hande. 20 dakika canlı yayın bitti. Ben kitabı bir okumaya başladım. Kitap bitti, gece ben yazmaya başladım. Sabaha kadar. İşte tabii o frekansa girdin. Bak şimdi bir hanım kitap yazılı işte taslak halinde, ha, ön, çok önemli bir yere geldik. Ön yargılarımızdan lütfen, peşin yargı alev gibi yakıcı ve yıkıcıdır. Taslak halindeydi kitap. İşte o kuaföre gelen, pazardan sonra kuaför olayı olmuştu. O hanımlar okuyordu filan. Hanımım da çıktığı zaman da bana bir hanım dedi ki, ben ikinci çocuğumu doğurmaya karar verdim dedi. Kitabınızı okudum dedi. Nasıl bir insan bu kadar yani baş edebilmiş hayatla gibi. Bir sene sonra baktım arabada benim payım var mı bunda dedim, %100 sizin dedi. Evet, çünkü hepsi gerçek olduğu için bakın Friedrich Nietzsche der ki, geçmişimi seviyorum. Ya. Non negor non lega. Yani yanlış telaffuz ettiysem de özür dilerim. Geçmiş çok önemlidir. Evet. Eserdir. Yaşanmışlıktır. An zaten Allah'ındır. An muhteşemdir ve Allah'tandır. Her saniyesinden Cenab-ı Allah'ın haberi var. Sen her saniyesini Allah'la geçirebiliyor musun? Evet. O zaman ne oluyor biliyor musun? Sen oyundan çıkıp oyun kurucu oluyorsun. Sezgi denilen olayın başlıyor. Senin bir sonraki hamle, biliyorsun yani, gören gözün, işiten kulağın, konuşan ağzın oluyor. Korkacak bir şey yok. Peşin yargılarımızı, korkularımızı bir tarafa bırakalım. O kahhar dediğimiz zor insanları çekmeye çalışalım. Çünkü Allah der ki, sen beni arıyorsun ama ben ondayım. Onda. Sen onu Bir anla. de zaten çok ağır yük eden, ya kitaplarınızı almaları için de biraz anlattım. İlham veren, hele Hayatın Ta Kendisi mucize, gerçekten tavsiye ediyorum. Herkes alsın, okusun. İlham veriyorsunuz. Bir de yani gerçekten Allah çıkarıyor ya. Çok zulmeden kendi verdiği canı da bir şekilde eliyor. Bir yaptırıyor, iki yaptırıyor. Tamam, ilahi esprisi de güçlü, de çok da gülmüyor kimse yani artık. Ayırıyor bence. İlahi espri diye zaten onu kastediyorum ben. Bakın işte o postacı geldi yazılırken, pazardaydı. Çiğdem abla dedi, bir çay ısmarla dedi. Böyle mektupları attın. Tabii dedim, Atilla abi hiç unutmuyorum. Biliyor yazdığımı. Çiğdem abla kitaptan ne haber dedi. Vallahi Atilla abi dedim, gelince yazıyorum dedim. Abla dedi, ismi ne olacak? Bak bak. Biliyorum Atilla abi, isim çok önemli bir konu ama ben Allah'tan isterim dedim. Elimi böyle gökyüzüne doğru kaldırdım, parmağımı. Ben Allah'tan isterim dedim. Yani ismi. Zaten biliyorsun hayatın ta kendisi dedim. Elim böyle kaldı. Atilla abi kalemi uzat bana. Hayatın ta kendisi. Allah anında cevap verir. Ve Rahmani dileye en çok. İçinde hesap kitap olmasın yeter ki. Hani o müzik CD'sini, ay bunlar ne güzel Allah'ım, bunları ne zaman insanlara duyururuz dedim. Mutlu Baba'nın o müzik adamı aynı zamanda 400 küsür beste güfte var. Ne oldu? Tam o duygular içindeydim. Oradan birisi parmağını kaldırdı.
Babacığım, Mutlu babacığım. Çiğdem abla bunu CD yapsın mı? Hadi bakalım. Bir tesettürlü hanımla sohbet ediyorum. Dominant bir tip. Şöyle kaşını kaldırdı bana. Allah peşin çalışır dedi. Yani niye mucize gibi görüyorsun dedi. Senkronize oluşu ne kadar güzel anlattı. Muhteşem. Her an muhteşem. Sen içindeki güzelliği görmeye bak. O zaman güzelliği sunacak sana. Çünkü talebin güzellik üzerine. Bak, Allah güzeldir, güzel de görülür. Peki güzel nedir diyor. Bunlar Mutlu Baba'nın sözü. Güzel güzel bakıştır canım. Güzel bakış hüsnü zan kadar yüce ibadet olamaz. Bitti. Yüce ibadet güzel bakmaktır. En yüce ibadet her olaya yüce bak. Peşin yargılı olma. Benini minimize etkilenme. Bak. Kırmamak kolay. Önemli olan kırılmamak. Kırılmazsın merak etme. Kırılan benliğimiz, egomuz. Gönülde Evet. Allah var. Allah kırılır mı hiç? Ha. Hiç. Ha. Tevazu kuluna Şimdi tenezzül herkes bulunur. burada dinleyen herkes bizden bir parça. Hepimiz birbirimizin parçasıyız. Pardon. Gönderdiğiniz soruları cevaplayabildiğimiz kadar cevapladık. İnanın bir sürü yazıyor. Yani öyle bir yığılma falan söz konusu değil. Ezo Dizel şey demiş. Bu yayını en az 1.000 kişi izlemeli bence. Bunun için neler mümkün amin demiş. Şey, arkadaşlarına göndersinler. Bakın. Evet, gönderin. Bakın gönderin. En büyük Yayını bak. beğenin, lütfen kaydedin, yorumlarınızı yazın. Orada arkadaşlıklarımız soru cevap şeklinde yorumlar bölümüne En yazın. büyük ibadettir. Bakın birilerine dokunmak. Nasıl ben dedim ki o müzikler Allah'ım çok güzel. Bunları nasıl insanlara yayarız? Allah al dedi o zaman seni bir de müzik yapımcısı yaptı bak. O dört tane çıktı arka arkaya o CD'ler. Sen iste vereyim der bak. İste Valla vereyim der. yarın otobüse atlayıp geleceğim İstanbul'a, az kaldı yani. Çok Yani bu seviyorum sohbetinizi. Bayılıyorum böyle anlata Miray'ı da getir. Miray'la Duru'yla da onlar oynarlar. Arkadaş olurlar. Gel. anlata. Bakalım zamanı ne zaman? Çünkü bir de bilmiyorum yani. Bak bak bak. O ne biliyor musun? Biraz istiyorum, biraz istemiyorum. Hayır, istiyorum da geceleri İstanbul'a gittik. İyi ki gittik, döndük. Hayır, şey bitmiyor. Ben yola bir çıktık mı 3.000 kilometre falan dönüveriyoruz Söyleyeceğim. Bak. Gönül istediği zaman gönüle ferman yok. Yol açılır. Akıl giriyor devreye. Gidelim mi gitmeyelim. O zaman Allah da diyor ki otobüslerle. Aa, yok bildiğin hiç. O konularda kendime güveniyorum. gibi. Gönlüne koyduğun şeyi Allah sana yaptırır. Bitti. Amin. Şunu bir yayınlayayım da kesinlikle göndereceğim çok insan var diyor. Ay lütfen önce benim sayfamdan bu yayını bir gördüğünüzde buraya kaydedebiliyoruz. Zaten Çiğdem okumuşlar. Çiğdem Hanım öyle canlı yayın hiç açmıyor. Sayfasında sadece yazıları var. Bir şu soruyu cevaplayabilir miyiz? Kişiye eşinden celal gelmesinin nedeni nedir diyor. Kişiye. Evliya olacak da ondan. Evliya oldu haberi yok. 30 sene çektim. Allah rahmet etsin. Ya, ama o sevgiyi de veriyor. Onu çekecek vicdanı da veriyor. Niye Yani bunu sanırım? anlamıyorum. Nasıl mesela hem çektim deyip hem de böyle demek de mesela insanı ne kadar değişik Öyle kılavuzunu. değil. Öyle değil. Bak bak güzelim. Her şeyin bedeli var. Tamam mı? Sevgi, koşulsuz sevgi. Ölçüsüz sevgi. O Tamam mı? çok güzel bir şey. Sevginin ölçüsü olur mu? Sevmişsin bir kere. Sevdin. Bizim yakınımız var. Yazın diyordu ki eşi rahatsızdı. Ay ölse de bana şunu yaptı, bana bunu yaptı. Gün ortamı böyle park yerinde oturuyorlar. Yaşça da bayağı şeyler. Ben de evlerine gittiğimde bir Ramazan vaktiydi yine geçen senelerde. Al şimdi adam yok onu anlatayım. Ya dedim ki böyle demeseniz keşke. Hani bu kadar çocuklarınızın babası. Yani hani böyle ölse bu sefer ağlayacaksınız. Çünkü geleneklerimiz var. Bu işin 7'si 40'ı nasıl ağlayacaksınız? Hani böyle söylediğiniz birine diye. İnsan çünkü sobeleniyor. Kendi sevdikleriyle sobeleniyor anlatırken. Çok güzel bir konuya değindin. Bunu açıklayayım, ondan sonra kapat. Şimdi beni çok üzdü. Çok sevdiğim, aşık olduğum insanla evlendim ben. Çocuklarımın babası.
Ama o kadar üzdü, o kadar üzdü ki kendimi bir gün zor attım Mutlu Baba'ya. Sohbete, dergaha ne dersen de. Diyeceğim ki efendim ben ayrılmak istiyorum, tamam mı? Parmak kaldıracağım. Son nefesimi adeta orada verdim gibi. Şöyle uzaktan. O nikahı kim yaptı dedi. Sormadan. Sormadan, sormadan. Bak, bak, bak. Tabii ki kilitlendim kaldım. Ama mucize gelmiyor artık. Hani Allah'ın oradan seslendiğini, o kanaldan seslendiğini biliyorsun. Geldim eve. Perşembe gecesiydi, tamam mı? Salı, Perşembe ve Salı giderim ya. Salı günü de gittim. Sen yaşlarda bir hanım. Babasını şikayet ediyor. Babası içkiciymiş. Mutlu Baba da böyle yaptı. He dedi, o kötü sen iyisin değil mi dedi. Bak bak. Ve bende geri bildirim başladı. Neyse. Evet, koca olarak mutlu etmemiş olabilir. Ama dünyanın en iyi insanıydı. Anneme, babama. O kadar güzel baktı ki. Olamaz böyle bir şey ya. Benden iyi baktı. Baktı dedi. Vicdanlı davrandı, rakik davrandı, sıcak davrandı, samimi davrandı. Acıdı. Sevgi ve muhabbetle davrandı. Evet. Biz bir tek şeye takılır kalırız. Benden. Tamam. Allah dedi ki o orayı muallakta bıraktım. Ama sana güzel bir dost verdim. Bak annene babana. Yani babayı da seneler sonra bulduk geldik ya. Hiç demedi. Bu da nereden çıktı? Üç öğün yemeğini önüne koydu ya. Ben olsam derdim ki iki öğünle ölmez bir şey olmaz. Akşam gelince veririm. Hayır. Öyle de de. Öğle vakti de çıktı. Salatasını da şeyini de yaptı verdi. Gel de şimdi bu Allah'ın kaderi kötü olmaz bir tanem. Kaderi muhteşemdir ama içinden işimize geleni alırız, işimize gelmeyeni almayız. Tamam mı? O adam da çocuklar Ya şu an 16 tane yazı birikmiş. Bakın arkadaşlar şöyle yapabiliriz. Bir şeyi çok merak ediyorum. Şimdi sosyal medyada canlı yayınları görüyorsunuzdur. Sizin takipçi sayınız da, takip ettikleriniz de az öz böyle Evet. benim var ya bu hay sıfatım. Ya benimki de birazcık böyle şey. İnsanların mesela eşinizle mutluluklar ya da insanların ilişkileriyle ilgili şeyler satıyorlar. Zoom üzerinde bir aydan bilirsiniz. Hani Zoom var ya derse girdiği video programları. İnsanların işte kocanızdan ayrılmanız için ya da eşinizi geri kazanmanız için suyun içine şununu atın. Yani habire Konuşmayacağız. lezzetlikleri gibi siz ne diyorsunuz bunlarla ilgili? Bak, hayatın ta kendisi ibadettir yavrum. Çünkü ben Hayatın kızıyorum, şöyle yapıyorum. Yani yayın açıp bunu anlatıyorum. Diyorum ki almayın gerek var mı? Yani insanlar sobeleniyor sürekli anlata yok. anlata. Bak, başkasına bak bir şey söyleyeceğim güzelim. Allah Evet sana diyorum. tabii. Sana lazım olanı sana gönderir. Evet. Tamam. Bak bu gece bu sohbetin içinde mesela o çok iyi sordu. Hani eşim dedi, eşimi hani böyle böyle. Ha. Allah o eş Allah'ın yanlışı olmaz. Kaderin sahibi Allah'tır. Kaderine razı ol da keder nedir görme. O Bak kadar. kaderine razı olursan keder nedir görmezsin. Arkasındaki hikmeti görürsün. Tamam mı? Ha, yani o adamın yani Mutlu Baba'nın o salı günü o hanıma babasını hani kötülüğe şey içkisinden filan ha dedi o kötü sen iyisin değil mi dedi ben de geri bildirim başladı. Ay dedim Evet. ne kadar vicdansızız ne kadar küçük şeylere tak yani küçük değil tabii ki mutlu olmak istersin seni üzmesini istemezsin onu çok sevdiğin için içkiyle kendisini heder etmesini istemezsin ama bu kadar yani bunu başaramadığın için de kızamazsın ona. Ona verilen de o. Tamam ama ondaki güzelliği başka şekilde nasıl bak geri O bildirim da verdi. fayda sağlıyor. Yani aslında onlar da fayda sağlıyor. Herkes gibi. Olmaz olur mu canım olmaz olur mu? Allah sana eş olarak göndermiş. Allah en iyisini gönderir. Ondan olan olması gerekenin en güzeliydi. Ama içinden biz böyle seçeriz. Seçmeceleri almak istiyoruz öbürler de öyle değil onları da gör der Allah onları da Sigarayı nasıl bıraktınız diyorlar. ha. Hemen. Tamam tamam ya Rabbim dedim
Çok uzun sene bu çocuklara çok kötü örnek olduk ya Rabbim dedim. Çok uzun sene. Senin yardımın olursa bırakırım dedim. Bak o da kitapta var. Yardım edersen bırakırım dedim. Ama itici güç olsun diye doktora da gittim. Bir hafta sonra kuaför iki katlı alt katta baktım biz masanın üstünde sigara var. Şöyle bir hafif bakıştık. Yukarıdan birisi Çiğdem Hanım mı Çiğdem abla mı ne? Yukarı çıktım. Çıkış o çıkış. 12 sene oldu. Orada da Allah bir gününü attı. Hani sen benden yardım istemiştin ya dedi. O Çiğdem o Çiğdem'di. Bakışıyorduk çünkü. İçer miydim içmez miydim bilmiyorum. Ama Allah'tan yardım istediğimi çok iyi biliyorum. Senin yardımın olursa başarırım dediğimi. Ve Allah'ım bunun yerine ne koyayım ya Rabbim demiştim. Hani bir boşluk ya. Neyi koydurttu biliyor musun? Kendi ismini. Elbasit. Gönlümü aç. Şimdi aklıma gelince Elbasit. Sen Elbasit dedikten sonra o sigaraya uzanabilir misin? İşte Ya sen. bayılıyorum şu şeyleri böyle öyle mana işte mana dolu dünya yine öyle oldu bizim canlı yayınımız mana dolu bir gün. Eyvallah. Teşekkür ederim. Kızınız mor var Funda sanırım değil mi? Telefon lazım olabilir. Biz nasipse. Yok yok telefon lazım değil. Biz hayır. Varsa sorun yine cevaplarım severek. Ne Hayır. demek? Hepsini Anlatırım. cevapladık. Hepsine Allah'tan da. devam ederiz. Biz gerekirse konuşuruz. Burada dört kişi buluşuyoruz bazen. Dört kişi buluşabiliyoruz yayınlarda. Her şeyin üstesinden gelebilecek gücümüz var. Sizi çok seviyorum. Şöyle Ben de. yürekten bir sevgim var. Böyle devam. Sevgi ne biliyor musunuz? Sevgi. Sevgi imandır denecek kadar imana paraleldir. Sevgin ne kadarsa imanın da o kadar. Çok. Sevgi. Her Bitti. şeyi seviyoruz. Sürekli seviyoruz. Bir de Dilber var bizim Dilbercan. Aynı böyle. Her şeyi seviyor. Çok güzel. Ne güzel. Allah onu ödüllendirmiş. Çünkü Evet. sevginin kaynağı Allah. O zaman görüşmek üzere. Hadi Çok teşekkür herkes ederim. aynen. Muhabbetle ve sevgiyle dersiniz. Allah'ım ne Teşekkür güzel bir ederim. geceydi. O üç kitabın üçünü de kampanya yapıp göndereceğim. O şeyi takip etsinler ve bana telefon edebilirler. 0500 Yarın pazartesi günü telefon numaranızı söyleyin, yazabilen ben de yazayım. Hatta altına programını kaydedeyim. 0532 206 18 17 Tamam, bir dakika bu yeterli. Bunu aradığınızda eğer telefona cevap gelmezse WhatsApp'tan mesaj gönderiyorsunuz. Şu kitabı istiyorum. Telefon numaram bu, adresim bu. Hesap numaranızı öğrenebilir miyim gibi sizler hatırlatırsanız. Bunlar şu ara çok yoğun çünkü bu işler. O yüzden çok web sitesinden gidecek sonra. hepsi çok güzel. Evvel Allah'ın izniyle çok işe yarar. Hani bu ticari bir konuşma değil. Evvel Allah'ın izniyle Öyle öyle. insanların Taşlı eline kitaplar geçmesini yerine isterim. bu hafta herkes bu yayını izlediği için bir sürü kitap alsın. Herkes böyle sevdiklerine de hediye. Anneler gününde annelerinize hediye alabilirsiniz. Bak az kaldı. Böyle kuru çiçek falan. Hani böyle kitaplar, bir şeyler hani tavsiyem naçizane. Hani 150. programımız bugun. Aa, çok güzel. Her iyi Teşekkür geceler diliyorum size. İyi ki varsınız. ederim. Okumuşlar yayıncılık canımız. Oh. Sağ Gönderiyorum vallahi bakalım. olun. Tamam. Şimdi bakayım neler yazmışsınız. Afnasına sığınıyorum. Uygun bir soru sorumuz. Yo, her şey yolunda. Hoş geldiniz. İşte bitti. Böyle bir gece daha. Ne muhabbet sohbetti. Çok şükür. Neler konuştuk. Neler. Şimdi şu yorumları bir açayım. Ne yapacağımı şaşırdım. İlk yayınımızda da çok heyecanlıydım. Böyle şimdi daha güzel bir gün geçirdik. Kişinin celaleşinden neden onu da okuduk. Kalpler, şimdi bir şey yazmak istiyorsanız yazabilirsiniz. Evet. Yorumları açtım. Bir şey yazmak isteyenler yazabilir. Çiğdem okumuşları takip edebilirsiniz. Okumuşlar yayıncılığa Instagram'dan mesaj gönderebilirsiniz. Üç tane kendi kitabı var. Bir de Mehmet Rasim Mutlu'nun kitapları var. Hatta
Esmaül Hüsnalar diye böyle kitaplar var. Biyoenerjisi Kumru'yu da takip ederseniz, o da zaten onun vesilesiyle, onun bir yayını sırasında Tidem okumuşlarla karşılaşmıştık. Şahane. Bakın ne kadar kolay. İşte bir aradayız, anlaştık. Akşamı birlikte geçirdik, sohbet ettik. Ona da buradan teşekkür ediyorsunuz. Su. Evet, ne kadar güzel. Telefon koysanız buraya. İşte böyle şeyler 532 206 18 17 diye kaydedebilirsiniz, bu birincisi. İkincisi, bu yayını gönderebilirsiniz. Yayını kaydettikten sonra bu yayının altına yorum yazabilirsiniz. Çiğdem okumuşları etiketleyerek soru sormak isteyenler varsa soru sorabilirsiniz. Mesela bu yayın sırasında göremediğim ve aşağıda çok fazla soru vardı. O soruları kaydedeyim, şeye sorabilirsiniz. Bizim programımızın altına sorabilirsiniz. Bir de bizim YouTube'daki yayınlarımız var. Hem Çiğdem Okumuşlar yazdığınızda YouTube'da çıkanlara izleyin, beğenin, yorum yapın. Böyle bir muhabbet, sohbet. Bu önemli. Çünkü bu yayınları izledikten sonra ne bileyim, teşekkür mahiyetinde hepinizi anlıyorum. Çok güzel bir yayındı. Evet, her zamanki gibi çok şükür. Mana dolu dünya yapalım Nefise dedi. Sonra bakın korku üzerine konuştuk. Ben de tekrar izleyeceğim bu gece yayının tekrarını, izlerken not alarak izliyorum. Çünkü yayının başında hatırlarsınız korkmalar falan yaşandı. İşte orada benim hep bir bakış açım vardır. Aramızda tanıyanlar da biliyor. İnanın tahammülü, işte beklemesini bilmeyenler, işte yayın ekran öyle bozuk diye çıkanlar bir çıktı. Sonra biz bir arada kaldık. Bir sürü şey yaşadık. Çünkü orada demiştim ki Allah sevgisinin ispatı, Allah, Tanrı, sistem, bakın ne derseniz deyin, insanları sevmektir diyor. Hem Mehmet Razi Mutlu hem de Çiğdem okumuşlar. Gerçek şükür de budur işte. Bir ilahi bizzati verdiğini yaşamak ve teşekkür etmek. Yaşadığı her şeyi kitaba yazmış. Sonra bunu yayınlamış. Yayın evi sahibi olmuş kitabın. Hayatın ta kendisi kitabını okursanız zaten bütün okuduğunuz böyle etkili kitapların etkisi 3 hafta sürüyor. Gülüşünüz, neşeniz. Şimdi bu yayını izlediniz ya. Yarın 72 saat boyunca burada konuştuklarımızla ilgili davranışlarınıza, tebessümünüze bunlar yansıyacak. Bu da bilimsel bir gerçek, bilginiz bulunsun. Oh, çok şükür. Rica ederim. Aynen, ne görüyorsanız sizde de var. Siz de vesile olduğunuz ne varsa destek vermeye hazırım. Kaydediyorum. Hazır burada bir böyle kalabalıkken hemen kaydedeyim. 5 dakika sonra sormak istediğiniz bir şey varsa Çiğdem okumuşları, okumuşlar yayıncılığı, kitapları nasıl alabiliriz gibi etiketleyerek sorularınızı sorabilirsiniz. Tamam, çok şükür. Hoşça kalın. Aldık verdik. Bir şeyler gelmiş. Şuradan bir saniye bir bakayım sorular. Muhteşem bir yayında, evet. Tamam. Oraya yazamadıklarınızı buraya da yazdıklarınızı da görüyorum. Dikkatle dinledik işte. 1 saat, 1,5 saat sohbetimiz daim kalsın. Evet. İnanın burada o kadar çok soru geldi ki bunları yayını kaydedeyim. Altına yorumlar kısmına Çiğdem okumuşlar ya da okumuşlar yayıncılığı etiketleyerek bir hafta konuşalım, oradan soru cevap soru cevap devam edelim. Hadi iyi geceler.